Ha, hala gürültü devam ediyor ama. Evet tamam. Şimdi kestim gürültü abi, merak etme. Kesildi. Tamam. Tamam kesildi. Dostlar iyi akşamlar. Merhaba, hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün Zafer abimle göynekleri giydik geldik. Sebebi Hanımefendilerle şeyimiz var, date'imiz var. sebebi ne abi? Saygıda kusur olmasın. date'imiz var. Yani bakın biz bir iş yapıyorsak hakkıyla yaparız arkadaşlar. Ben kıyamadığım parfümünden bile sıktım. Ne olur ne olmaz. Nasıl? Özellikle Dilek kırmızıyı giymemi söyledi. Date deymiş Ben çok konuşacağım için kefenimi giyip de geldim. Beyaz. yazmışlar abicim. Parfümün şeyi ne diyor abi? Parfüm ne diyor? Ha, parfümün adı mı? Fahrenheit. Hey yavrum benim. Fahrenheit evet abi, yakıcı bir kokudur. Ben vay yıllardır çok sevdiğim bir koku yani. Evet dostlar, siz niçin geldiniz? Bugün biz şeyi konuşacağız. Dünden bugüne Anadolu'da çeltik Tavşan ve tavşancılık. çeltikçilik. Ne oldu? Niye geldiniz? Siz niçin gelmiştiniz? Birinci Davşan Konfederasyonu toplantısı ve Biyaneli. Havuz yerine layık konuydu bu aslında diye. Havuz 100 bin olunca çocuklar. 100 bin Evet yapın. abi. Ondan sonra. Evet dostlar, kimler bakayım burada? Hemen kontrol ediyorum. Ama ondan önce dur bir o şey yapayım. Anketi okuyayım. Dilek, evet her zamanki gibi tam bam teline vurmuş. Sinema oyuncusu kadınlarda önceliğim. Yalnızca oyunculuğa bakarım. İlk önce göze hitap edecek. Hem güzel olsun hem iyi oyuncu. 73 oy var şu an. Bilmiyorum artık. Durum nedir? Chat akıyor ya diyor. Hakikaten bugün chat'i okuyamayız gerçekten. Yok, bugün takip etmek zor olur chat'i hakikaten. Yani ben şu an en başa geldim diyorum ama ne kadar başa gidebiliyorum onu bile bilmiyorum. Konu mükemmel. Evet. Aa, Sonat da buradaymış. Sonat hoş geldin abicim. Tam benlik konular var ya. Donat sen yeni evlisin, bulaşma. Sonat'ın ese de şu an bir şaplak sesi. Aynen abi, kitap sanat nereye kadar ya, kuruduk kaldık yazmış bir de. Ya işte sanat. Bu Zafer abi dedi yani bunu illa yapalım. Bu konu çok mühim dedi benim için. Ya dedi ben bu konuyu kaç yıldır içimde tutuyorum, konuşmam lazım dedi. Ortaokuldan beri not alıyorum. Seyircilerimiz inat dediler ki abi yapma etme. Yani böyle bir konu olur mu? Burası ağır bir ortam. Biz burada sanat, derin konular, felsefe, bilim falan konuşuyoruz. Ne alaka dedi seyircilerimiz. İtiraz ettiler yoğun bir şekilde ama Zafer abi Nuh dedi, peygamber demedi. Ben dedi illa bu konuyu konuşurum arkadaşlar dedi. Ah, işte gençlere her şey yardımcı olmak için. Hazır mısınız millet? Ben hazır değilim. Konuya giremiyorum Zafer abi, sen gir. Hadi abi buyur. Ya Sen işte ne, konumuz ne Zafer abi? Biz ne konuşuyoruz bugün Allah aşkına? biz ne derler? Yedinci sanat olarak da bilinen büyük sanatımız sinemada Hmm. ya da görsel sanatlarda yani televizyonda, sinemada ne derler? Göze hitap eden yetenekli hanımefendileri konuşacağız. Öyle mi? Tabii. Tamam. Bakalım. Yani ne çıkacak bu konuşmadan çok merak ediyorum. Şimdi bakalım. Zafer abinin konuşmak için fırsat kolladığı konular diye yazmış Dilek. Görüyor musun abi? Dilek'le sen zaten adımı çıkardınız ikiniz. Sen bir yandan Abi Dilek bir ben yandan. biraz yapmadım değil. Doğru, ben biraz yaptım şimdi. Yalan yok. Dur şu ışığımı biraz açayım. Heh. Ben biraz yaptım doğru ama yani şimdi ateş olmayan yerden duman çıkmazmış Zafer abi. Sen her yayında
Neydi ya o ilk neyle başladı? Fenerbahçeli voleybolcu bir kızla başladı bu iş. Evet, Arina Fidarevskaya ile başladı. Onunla başladı. Sonra önünü alamadık Zafer abinin. Yani. Evet, hadi bakalım. Şimdi konumuza çalıştık. Ben notlar aldım. Zafer abim zaten bilgisayarında uzun yıllardır biriktirdiği şey varmış bir. Arşivi. Arşivi varmış. Zafer abi arşivinin bir kısmını benle paylaştı sağ olsun. Evet. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? Yemin ediyorum kızlar bak suna muna hiçbir yok burada şu anda. Askerlik şubesi tam gaz. Hadi bakalım. En çok heyecanlanan da Nalkot. İsimler akmaya başladı bile diyor. Felicita Nalkot. Felicita kimdi? Oğuzhan mıydı ya? Pardon. Oğuzhan Nalkot. Yesir Felicita. Doğru. Felicita Oğuzhan'dı. Evet abi. Şimdi senin gönderdiğin arşivden bir parçayla konuya giriyorum. Neydi? Albüm A1. Albüm A1. Yayını vereceğim. Bakalım becerebilecek miyim? Dur bakalım. Bunu kapatayım. IMDB'yi. Seni vereyim. Buyur abicim. Alın. Kim bu Zafer abi? Ben tanımıyorum bu arkadaşı. Bu hanımefendi Birgit Bardot. Görüldüğü üzere aslında üstüne çok fazla bir şey söylememizin gereği yok. Yani ne derler, temel sarışın güzellerimizden biri olup aynı zamanda da aslında çok da kötü bir oyuncu değildir. Yani şey değildir, öyle sadece güzel olduğu için de şey değildir, ünlü olmuş biri değildir. Yaşlandıkça şeye çok kafayı taktı yalnız, bu artık çok yaşlandı, belki de vefat etti bilmiyorum ama ömrünün sonlarına doğru hayvan haklarına korkunç takmıştı. Tabii şeyde Côte d'Azur'daki şatosunda yaşarken böyle şeyleri düşünmek hiç çok da zor olmuyor yani. Doğru dedin abi. Yani devri zamanın 1960'ları sallamış bir ablamız güzelliğiyle. Şeyden Avrupa'dan Hollywood'a geçenlerden, Fransız asıllı zaten. Fransız. Ve şey mesela benim burada seçtiğim eski kadınlar da arkadaşlar şuna dikkat etsinler. Aslında buradaki kimi kadınlar, hani benim bunlar güzel dediğim kadınlar aslında bir güzellik yargısını oluşturabilen kadınlar. Yani günümüzde de mesela bu tip ünlü insanlar var. Brigitte Bardot gibi gözüken, ona benzeyen, ondan şeyler esintiler almış insanlar var. Burada gösterdiğim birçok eski hanımefendi falan aslında şeydir, modern insanın 50 sonrası insanın şeyini, kadın estetik algısını da oluşturmuş kadınlar. O bakımdan hani sadece şey değil, yani güzel kadın, yetenekli kadın meselesi değil. Kadınlar üzerine estetik algıyı oluşturan kadınlar bunlar. O yüzden de başka bir gözle de bakmak lazım gene. Yani birçok arkadaş tamam şu anda salyalarını silerek bakıyor ama sadece oradan bakmazlarsa hem de yanlarında belki hanımlar ya da kız arkadaşları varken salyaları atmaz ise hem kendi sağlıkları açısından hem mental sağlıkları açısından yararlı olacaktır. Sesin gitti. Sen kime anlatıyorsun diyorum. Baksana adamlar iki harfi yan yana getirip yazamıyorlar şu anda. Devam ediyorum Zafer abi. Bak dileği geçtim. O da bir... Evet tamam hadi bakalım. Ayda. Zafer abi ne yaptın ya? Ya bu zaten tam bir klasik. Marilyn Monroe, yani kadın, yani ne derler, seksapeli olan kadın denildiğinde ilk akla gelen ünlülerden birisi. Şeydir aslında, bir Amerikalı, ne derler, yerel bir ailenin, yani köylü bir ailenin kızıdır. Gerçek adı da Norma Jean Baker'dır. İlk başta takvim pozları vermiştir, böyle mayolu pozlar falan. Ondan sonra hani bunun güzelliği çok almış, yürümüş, çok büyümüştür, ünlü olmuştur.
Ve insan hayatına dair çok çok büyük sözleri falan da vardır. Göründüğü gibi sarışın aptal bir kadın değildir. Çok akıllı bir kadındır. Şeyin de sevgilisiydi zaten. Kennedy'nin. Rahmetli Kennedy'nin sevgilisiydi. Kennedy de Hatta Amerika'da Kennedy'lerin diyelim abi, iki kardeşinin sevgilisi. Kennedy'lerin sevgilisiydi. Çok akıllı bir kadın falan. Ya ben bu kadın hakkında mesela çok zeki olduğunu şu lafından anlamıştım. Gazeteciler soruyor, gece çıplak mı uyuyorsunuz diye. Hani bu seks sembolü olduğu için biraz da aşağılamak adına soruyorlar kadına. Hani çıplak mı uyuyorsunuz gece falan. Hayır diyor, ben her zaman üstüme Chanel 5 sıkarım diyor. Sen de o yüzden bugün Bugün de Fahrenheit'i ben Chanel 5'imiz yoktu. sıkıp Ya bu detay bir kadın hakikaten. Bu hani böyle genel güzel kavramının birisi. Şeydir, Amerika'da mesela çok uzun boylu kadınlar çok güzel olarak bulunmaz genelde. Amerika'nın en seksi kadınları yıllarda böyle seçildikçe hep kısa boylu kadınlar seçilmiştir. Bu da 1,65-1,66 falan bir hanımefendi. Hatta şey vardır, Stevie Nicks vardır. O da şeyin Fleetwood Mac'in solisti. O da Amerika'da yani yıllarca en seksi kadın seçildi falan. O da 1,62 mi ne bir kadındır. Herhalde kendileri doğal olarak uzun bir ırk olduğu için daha kısa boylu kadınlardan hoşlanıyorlar muhtemelen. Marilyn Monroe yani saygıyla ve sevgiyle hatırladığımız bir hanımefendi hakikaten, yani müthiş bir kadın. Ve işte bak, muşmuş yazmış Nicola Smith diye. Yani bu tür sarışın, çok az etli diyelim, hani böyle manken gibi zayıf değil, normal kiloda kadınların ne derler, beğenilmesine yol açmış bir kadın. Onları o tip bir model yaratmış bir kadın. Estetikte kendine ait bir tavır yaratmış bir kadın yani. Abi bir diğerine geçiyorum. Geçin. Vay babam, vay vay vay. Size göstermedim daha. Alın. Buyurun. Arkadaşlar. Aa, bu tam bir şey. Asi ve entelektüel. Cinsiyet bu hanımefendinin adı. Şey yaparlar. Devletin FBI tarafından öldürüldüğü falan söylenir Cinsiyet Berk'in. Ama resmi kayıtlarda kanserden dolayı öldüğü yazılıdır. Bu kadının bende çok ayrı bir yeri var. Bir kere hani güzelliği, hoşluğu bilmem nesi ayrı bir şey tabii. Hani çok güzel bir kadın zaten. Ama onun haricinde benim en çok sevdiğim yazarlardan, Fransız yazarlardan Romain Gary, Emil Ajar'ın eşidir. Ve Kadının Işığı romanında aslında Jean Seberg'le olan aşkı ve ayrılığı üstüne yazdığı bir kitaptır. Muhteşem bir kitaptır. Kadınlar üstüne iyi kötü ufacık da olsa bir şeyler öğrenebilmek adına. Müthiş bir kitaptır. Zaten Romain Gary ya da takma adıyla Emil Ajar müthiş bir yazardır. Onun eşidir uzunca bir süre. Sonra ayrıldılar. Şeyden ırkçılık muhabbeti çok tırmandığı zaman Malcolm X zamanları falan işte, hatta ondan bir süre önce Kara Kaplanlarla falan destekleri vardı Kara Kaplan örgütüne. Amerika'daki siyahi direniş örgütüne falan ve çok fazla Black Panthers. büyüdükleri Black Panther'lere. O yüzden de arabasında aslında şeyden FBI tarafından öldürüldüğü söylenir bu kadının. Ama resmi kayıtlarda dediğim gibi kanser rahatsızlığından öldüğü söyleniyor. Yani bütün muhteşem güzelliği, hakikaten muhteşem güzellikte bir kadın zaten. Ama onun haricinde de şeydir, böyle sosyal konulara falan kafasını takmış, uğraşmış. Bu uğurda bedeller de ödemiş birisidir. Emil Ajar'la yani Romain Gary'yi aşık edebilecek seviyede de demek ki bilgili, kültürlü ve entelektüel bir yapısı var. Çünkü Emil Ajar oldukça büyük bir entelektüeldir edebiyat dünyasında. Abdullah her zamanki gereksiz çıkışıyla Edison'la yakışırmış diyor. Evet. Abdullah Kart hakikaten seni bir kere taktik. anlatacağım ama var ya 6 ay geri gelemeyeceksin. Ben niye fenaymışım ya? Bir dakika dur. Olsan iyi. Cem abi resmi açıyor. Zafer abiye sen konuş deyip kenara çekiliyor. Zafer abi istiyor bu konuları konuşmak. Yoksa Tabii canım, bir tek beni istiyor. Evet sevgili kardeşlerim. Nasıl gidiyor şu ana kadar? Zafer abinin seçimlerinden memnun musunuz?
Bunlar benim beğenilerim çocuklar. Beğenmek zorunda değilsiniz yani. Bunlar benim beğenilerim. Benim ne derler güzel bulduğum kadınlar, öyle diyelim. Allah razı olsun yazanlar. O iştir. Hadi bakalım Zafer abi. Bu konu hakkındaki fikirlerim. Ben bu kadını da bakalım tanıyor muyum? Bir anlat. Kim bu abi? Elizabeth Hurley. İngiliz. Bu daha bizim çağımıza yakın. Ne Grant'ti, bir Amerikalı şey vardır ya. Hugh Grant. Hugh Grant'in eşiydi uzunca bir süre. ya bu İngilizler genel olarak çok güzel bir ırk değiller ama arada nadir güzelleri çıkıyor ve onlar da feci güzel oluyor. Kelly Brook gibi, şey gibi. Bir de bu şey vardı abi, Johnny Depp'in manitası vardı, o hangisiydi ya? Fransızdı o, Vanessa Paradise. Yok onu demiyorum ya. İngiliz ha, kadın Moss. Ya. Kate Moss. Kate Moss abi, gözünü seveyim. Evet. Tamam, bilmiyoruz o kadar ama o kadar da değil. Evet, o kadar da ölmedik. Öyle. Ya bunlar aslında parti gör tabii. Bunların hayatlarını biz 6 ay yaşasak zaten sirozdan ölürüz yani. Biz bu kadınlarla bizim Türk milletinin birlikte yaşama olasılığı sıfır. Biz bunların hayatına dayanamayız. Yani şey, Mick Jagger'lar, Kate Richards'lar falan hayatı bunların hayatı. O bakımdan hani böyle uzaktan seyretmek aşkların en güzeli hakikaten. Ya evet dostlar. Benim için bu... çok özel bir kadın yani. Çünkü çok şey, kendine has güzelliği olan bir kadın. Hala ve çok hala güzel diyorlar. Hala hayatta tabii. Hala evet. Çok güzel. Özgür hala çok güzel diyor bir de. Özgür takip ediyor. Kate Moss efsane. Nasıl güzel değil. Cool bir kadın. Kate Moss efsanedir canım. Hakikaten güzel kadın. Patron senin favorilerin yok mu diyor Dilek. Yer mi Anadolu çocuğu? Arkadaki abinin gözler. Abinin gözler hakikaten fıldır fıldır ama son anda gözleri doğru yere çekmiş abim. Helal. Hindistanlı bir milyarderle evliymiş abi şu anda. Yani işte. Elizabeth Hurley. İşte bizim milyarder olmamamız nelere gebe işte. İnsanları Hindistanlılara mecbur bırakıyor. Evet. Önden ben izliyorum abi bak. Geldim. Buyurun Sever Bey. Faye Dunaway müthiş bir kadın. Yani edası olan, kendine has bir güzelliği olan bir kadın. Çok da büyük bir oyuncu. Yani şey değil, sadece güzel bir kadın değil, çok büyük bir oyuncu. Ya yani ne diyebilirim ki bu? Buna ne denir ki yani? Ya ne diyelim şimdi? Ya ne diyelim şimdi biz buna? Ya buna bir şey denmez ha. Bu yani şey olan, kendi stili olan, kendi edası olan bir kadın bu. Başka ya, bunun seviyesi güzellik meselesi değil yani sadece. Bu bir havası, aurası olan bir kadın zaten. Yaşlılığında bile surat yapısını falan çok iyi koruduğu için hani baktığın zaman direkt olarak efsanevi sözümüz hani minare yıkılmış ama mihrap yerinde kalmış dediğimiz kadınlardan bu yani. Şey olmuyor yani. Kadın yaşlılığında bile çirkin bir kadına dönüşemiyor. Yani o öyle bir kadın bunda. Yani müthiş bir kadın bu. Ve çok yeteneklidir. Yani çok çok iyi bir oyuncu zaten. Chinatown'da diyorlar abi. Chinatown'da vardı. Şeyde de Faye Dunaway oynamıştı herhalde. Henry Chinaski'nin sevgilisini. Evet abi. Herhalde şeyle evet, oynuyor. Bizim daha sonra wrestler'ı yaptı ya. Mickey Rourke'la beraber başrolde. Başrolde oynuyordu. O filmde de çok tatlıydı yani. Evet. Ki perişan bir halde güya alkolik bir kadını, alkolik alt sınıf bir kadın oynamasına rağmen o filmde de gayet şeydi, çekici bir kadındı yani. Geçiyorum. Geçelim. Ha. Ya bu günümüz güzellerinden. Emma Stone. Yani bunu zaten bütün genç arkadaşlar biliyordur. Yani Kızıllar artı bir yazar zaten. Hani artı bir diyor. Artı bir yazar. Kızılsa bir kadın artı biri vardır onun. Çilleri var aslında bu hanımefendinin ama tabii makyajla kapatmışlar değil mi abi? Tabii. Ama çiller de çok güzel oluyor yani. Abi beni de kusura bakma, bir sıcak bastı kollarımı şey yapıyorum. Basar ben de terledim. Klimayı açtım. O Cevdet hocam da gelmiş. Konuyu diyen geliyor.
Bu şey başarılı bir oyuncu. Çok da güzel bir kadın. Kocaman ipiri ve renkli gözleri var. Hani mavi gözleri var. Gülüşünü çok severim bu hanımefendinin. Koca ağzına rağmen çirkin durmaz. Ki o yani çok fazla şey değildir. Benim için hani kendi estetik beğenimde genelde çok büyük ağızların 32 diş göstermesini sevmem. Ama buna yakışıyor. Bu Koca ağızlı bir güzel hanımefendiye mi diyorsun yakışıyor. Zafer abi? Biraz büyük ağızlı şey de çok güzeldir bak bu. Seninle beraber izlemiştik onu Birdman'de. Birdman'de çok Kızını oynuyor. tatlıdır. Evet kızını oynuyor. Hatta orada bir şeydir böyle. Lewis 506 ile kadın Lewis ile ürüdüğü bir sahne vardır. Ulan dersin yani bu kadın hakikaten güzel kadın yani. Düz bir kot ve tişörtle bile harika durur yani. O bakımdan yani La La Land miydi neydi? Bir de onda oynamasaydı benim için daha saygı duyduğum bir kadın olacak ama o hariç gayet hoş bir hanımefendi. Ne diyebilirim yani hayranlıkla seyrediyoruz. Kızıllar artı 5 diyor Serkan Artı 5 demeyelim de artı 1'i vardır güzel bir kızılın hakikaten. İrlanda'ya gitmek lazım Serkan Hocam yani. İrlanda, İskoçya buralar menbaası oralara giderseniz rahat Yolda edersiniz. iyi bir şirin olursa neydi? Evet. Neydi? Uslu bir İyi şirin. çocuk İyi olursanız bir belki siz de çocuk olursa şirinleri şirinleri görebilirsiniz. görürsünüz. Siz de orada kızıl şirinleri görürsünüz. Abi hakikaten herkes kızıl seviyormuş meğer. O Ya... şeyden oluyor. İskoçya'da bir kıymetleri yok. Çünkü genel kızıl ya da İrlanda'da ne yoksa onu seviyorsun. Türkiye'de kızıl az hakikaten. O bakımdan da çok şey. Yani kıymetli oluyor. Ne azsa o. Türkiye'de hani esmer, buğday tenli, siyah saçlı falan çok da şey olmuyor. Yani zaten kadınların üçte ikisi öyle olduğu için. Yani sarışın, gerçek sarışın seviliyor falan hani Türkiye'de. E şimdi İsveç'e gidip de sarışın hatun seviyorum demenin anlamı yok. Hepsi sarışın zaten yani. Bizde de hakikaten çok azdır ya hakikaten Az. yani. Bizde kızıl az. Deniz Han Tunçel diyor ki 175 kişiyiz 36 beğeni var ayıp. Evet abi yani Evet çok çok ayıp. şurada yapılan çalışmaya şu kılık kıyafete bak yani bu kadar emek veriyoruz. Millet iyi oyunculara daldı bizi unuttu. Evet. Başarılı sanat takipçileri. Yazıklar olsun. Sarışın 5-0 önden başlar diyor Oğuzhan. Felicita Oğuzhan. O kişisel beğeniye göre değişir. Güzel kadın güzeldir. Ne renk olduğundan bağımsızdır bence. Hani hayatım boyunca hiç tipim olmadı kadınlar konusunda. Şöyle kadın severim. Bu kadın güzel. Abi güzelse siyahi bir güzel de güzeldir. Asyalı bir güzel de güzeldir. Avrupalı güzel güzel. Türk güzel güzeldir. İranlı güzel. Mesela kadının güzel olmasıdır. Güzelse ne renk olursa olsun güzeldir zaten. diyerek hepinizi ışınlıyorum. Kadın da gözleri bir başka kardeşim ya. Abi bu müthiş. Ben yani bu kadının anormal güzel olduğunu fark ettiği film şeydir. Paul Newman'la beraber oynadıkları Kızgın Dam'daki Kedi filmi. Orada beyaz gömlekler falan giyer böyle. Saçlar gene koyudur, bu renktir falan. O zaman şeye de hayran olmuştum ben. Paul Newman'a da ulan ne kadar yakışıklı bir adam falan demiştim. Yani Evet abi. hakikaten parlıyor adam yani parlıyor. Bu da yanında parlıyor Elizabeth Taylor da yanında parlıyor. İki tane inanılmaz güzellik. Ve ikisi de iyi oyuncu ama mesela şey muhteşemdi. Aslında diğer işte babayı oynayan Paul Newman'ın babasını ve annesini oynayan oyuncular inanılmaz iyiydi. Ama müthiş bir oyunculuk vardı hepsinde ve bunlar yani ekranı dolduruyorlardı işte aura sahibi olmak, etkileyici olmak böyle bir şey. Daha sonra işte Kleopatra'yı da oynadı, işte Evet. o büyük savaş filmlerinden de oynadı. Zaten dünyanın en yakışıklı adamlarından neydi? Ne Burton'du o? Onunla deli divane bir aşk hayatı vardı. Müthiş Dur. yakışıklı bir adamdı o da. Ya. Neyse şimdi yazarlar ya. Yani Vallahi dilim onlar ucundaydı. evet bir şey Burton ama ne Burton'du hatırlayamadım şimdi. Ya inanılmaz şeydi. Keşke onların bir çocukları olsaydı da dünya estetik olarak bir tık daha güzelleşmiş olsaydı. Herhalde çocukları olmadı onların. İstemediler muhtemelen. Ama işte yani büyüleyici
güzellikte bir kadın da bu. Yani bakıp da ya bu kadın vasat ya da çirkin, yani zannetmiyorum herhangi birisi diyebilsin. Yani gençliğinden bahsediyorum tabii. Gençliğinde öyleydi. Zaman hepimiz için acımasız. Ben mesela gençken Brad Pitt gibiydim. Bence de abi. Cem Mihiruk'a çok benzer. Ben çok Mihiruk ya abi. Keanu Reeves gibiydim ben ya. Keanu Reeves gibiydi Cem. İşte yaşlandıkça böyle oluyor. Biz de böyle kendimize dönüştük. Yaşlanıp kendimize dönüştük. Abi nasıl ya, tanımıyor. Oyuncuların ismini verseniz diyorlar. Abi nasıl yani? Hangi oyuncular? Ekrana gelenleri Taylor'ı tanımıyorlar abi. Ya ama hepsinin adını söyledik zaten ya. Söylemediğimiz evet. Ki. Ya bu kim diye sormuşlar da chat'te. Elizabeth Taylor. Taylor. Hatta şeyi bilir yani, Fatma Giri'nin gözlerini hep işte Elizabeth Taylor'ın gözleri evet, gibi diyerek derler. Senelerce konuşulmuştur ki Fatma Girik de yani nispeten bir Elizabeth gözleri Taylor olmasa da güzel bir kadındır yani. Güzel bir kadındı evet. Kadın 32 doğumlu abi, ne bilebilirsin? Oğlum Sezar'ı bilmiyor musun? Sezar şey milattan önce hiç. Turin. Ya da şey Turin'e bir time out. Ulusalcı olduğu için sor İsmet İnönü şey birinci İnönü muharebesini aldatsın sanki anlatsın oradaymış gibi. Orada mıydın oğlum? Hiç. Kültürleneyim biraz, kültürleneyim. Bak Zafer abi amma hizmet yapıyor şu anda. Yani Elizabeth Taylor'ı bilmemek de yani var tanınmayacak kadınlar falan ama Elizabeth Taylor yani tanınmıyorum falan. Bu artık ne derler, kabul edilecek bir durum değil yani. Yani lütfen. Eda Hanım diyor ki sinema tarihinin yakışıklı ve yetenekli beylerinde işleyecek miyiz hocam? Evet. Önümüzdeki hafta onları yapacağız. Eğer bir arada konuğumuz yoksa. Mesele şu ki küfür edeceğiz ama hepimiz. Açacağız ya, bu ne ya falan diyeceğiz hep. Buna da yakışıklı diyorlar falan diyeceğim ben hep. Maymun gibi adam. Olmasın diyorlar. Öyle şeylik olmaz. Öyle yok. Adil olacağız. Kara karede adalet bozulmaz. İçimiz kan ağlıya ağlıya. Allah belasını versin diye. Allah'ım yarattın da böyle mi yarattın diye. Bunu da başımıza bela ettiler diye. Ya Seçil Hanım, bu'yu kaba olarak kullanmıyorum ya. Kaba manasında bu demiyorum yani. Şeyde erkekler için de bu'yu kullanacağım ama işaret sıfatı olarak kullanıyorum. Kabalık etmek için kullanmıyorum hanımefendilere. Lütfen. Üzüldüm bak şimdi. Evet Zafer abicim. Bu Rockwell Welch. Bir dönemi yani şeyler, seks idollerinden birisi yani. Seksi kadın idollerinden birisi. Yoksa hani porno yıldızı değil, yanlış anlaşılmasın. Evet. O manada değil. Bunu nereden hatırlıyoruz? Aslında hani buradaki hemen herkes şey yaptığı için... Esaretin Bedeli'ni sevdiği ve izlediğini söylediği için... Oradaki posterlerden biri Rockwell Welch'in posteriydi. Böyle deriden bir bikini giymiş bir şekilde ayakta durduğu pozu. Ben hususi olarak o pozu koymadım başka bir yerden görebilelim diye. Oradan gördüğümüz bir kadın. Çok uzun süreli bir sanat hayatı olmadı ama bir 10 yıl boyunca falan şey yaptı. Popüler sinemada çok ne derler öncelikli bir kadın oldu güzelliğiyle. Esmer güzellerin atalarından diyebiliriz. Yani Penelope Cruz, Selma Hayek bilmem ne falan. Bunların ataları, temelini oluşturan kadınlardan biri. Çünkü onlar gibi Latin kökenli bir kadın zaten. Latinlerin işte ne derler en hoş, en güzel örneklerinden biridir. Şöyle bir sorunu var. O dönemki saçlar çok kabartılarak yapıldığı için ve elmacık kemikleri ve çenesi çıkık, büyük olduğu için... Sanki gövdesine uygun olmayan kafası varmış gibi görünür bu çekimlerde. Boydan öyle, öyle durmuyor. Öyle değil. Boydan öyle durmuyor çocuklar. Çünkü ufak tefek bir kadın da değil yani, böyle biraz albenili bir kadın. Heybetli bir kadın yani. Yani boydan düşünün.
Öyle diyor Zafer abi. Evet. Şimdi biz yani burada yayın yaptığımız çok için. Çok hoş bir kadındır. Yani şeyde genel... boydan var mı abi? Var. Tabii gir abi, internete bak. İşte ismini evet. Öğrendin. Lakel Veş. Sen yukarı çık. 4 numara. Havalı Ceyda. Allah'ım. Kadın 1.90'mış abi kadın. O kadar var mı bilmiyorum ama hani heybetli bir kadındır. Yani şey vallahi gibi, bilmem. Ben de Cem Tunçun'un yalancısıyım. Yani. 1.90 yazdı. At gibi yani. Diyorlar ki Cem Bey'in söyleyecek çok şeyi var da susuyor. Ya ustası burada. Ben niye konuşayım? Abo. Kim? Zafer abi. Kadının gözler tokat atıyor. Oh. İşte bir İtalyan afetimiz. Menico Bellucci'den bence daha güzel bir kadındır Sofia Loren. Ve kesinlikle daha yetenekli bir kadındır tabii. Çok da akıllı yatırımları var. Yani kocası şeydi. İtalyan'ın en büyük sinema yapımcısıydı zaten. Hani öyle de şeyi var. Bir arkası vardı prodüktör olarak falan. Ama kendisi de çok şeydir böyle. Girişken, çok özgüvenli, kendine şey yer açan zaten bir kadın böyle piyasada. Ya bir de şeyi oynar mesela hani salon kadını, çok zengin aristokratik kadını da oynar. Köylü İnanılmaz yani. Başarılı bir şekilde de şeyi de oynar. O köylü, İtalyan köylüsü, fakir, yoksul yani pelperişan insanı da oynayabilir. İşin iyi tarafı her ikisini oynadığında da inanılmaz güzel bir kadın olur. Hatta bir filmi vardır, İkinci Dünya Savaşı filmi. O orası korkunç, trajiktir. Yani o film beni çok rahatsız eden filmlerden biriydi. Adını unuttum. Kızıyla beraber köyü işgal etmiştir. Naziler köyünden kaçarken yol kenarında diğer askerler tarafından tecavüze uğrarlar falan. Kızının da çıldırmamasını sağlar. Kendisi de aynı olayı yaşamasına rağmen falan böyle inanılmaz bir güçle filmi alır götürür. Evet abi. Yani çok başarılı bir kadın aynı zamanda ve çok da kendine has bir güzelliğe sahip cidden. Yani müthiş güzel bir kadın. Abi sen ama tam estetik. Şey yapmışsın. Kartpostal fotoğrafını bulmuşsun evet. Sen yani. Hakikaten. Ve sıfır estetiktir Sofia Loren. Hani bu özellikle belki yaşlandıkça yaptırmıştır bilmiyorum ama ünlü olduğu dönemler falan. Hatta şey der kocası, işte burnunu istersen yaptıralım falan deyince ben kendi halimden memnunum. Sen istersen başka bir kadın bul demiş kocası. Öyle bir kadın yani. Doğru demiş yalnız. Helal olsun. Evet. Pirelli takvimi gibi arşiv var hocam. Evet. Vallahi bir sonrakine geçiyorum Zafer abi. Geçelim. Hadi bakalım. Verdim. Buyur. Bu kimmiş bakalım? Aa, bu Ali McGraw. Ya bu benim için çok güzel bir kadın. Herkes için güzel bir kadın olmayabilir. Yani bu yani çok kişisel beğeni meselesi. İşte Love Story'nin yıldızı. O zaman çok küçüktü yaşı tabii yani. O zaman hakikaten genç kız hikayesiydi. Hatta 35'li 40'lı yaşlar da çok daha güzel bir kadın haline geldi. Evet abi. Gençliğinden çok daha güzel bir kadın haline geldi. Garip bir kafası vardı. İşte Amerika'nın entelektüel çıkıntılarından biridir Ali McGraw'da. O bakımdan Hollywood'da çok fazla şey olmadı. Hani uzun süreli bir hayatı olmadı. Muhtemelen çok da ünü falan da kasmadı. Hani öyle bir şeyi yoktu, derdi yoktu. Oynadığı en saçma sapan filmlerden biri şeydi. Konvoy diye bir film vardı. Bunlar tırlarla konvoy yapıp seyahat eden bir yol filmi falan vardı. En son orada izlemiştim ben Ali McGraw'u. Ya şey böyle çok kendine has, sade, dupduru bir güzelliği var. Yaşlandıkça da bu güzelliğinden hiç kaybetmedi ve o şeye abartılı makyajlar, abartılı kıyafetler, abartılı bakımlar kısmında hiçbir zaman olmadı. Ve çok bu bakışlarının temizliği falan olduğu gibi kaldı. Burada görmüyorsunuz ama mesela şeydir, ciddiyetinden ziyade neşeli olduğundaki fotoğrafları
gülerken çekilmiş olan fotoğrafları falan inanılmaz bir ayrı güzellik katar kendisine. Dur ben internetten biraz bulmaya çalışayım abi sen konuşurken. Bak istersen çok şeydir. Kendine has güzelliği olan bir kadın. Benim için çok güzel bir kadın Ali McGraw. Herkes için çok güzel bir kadın olmayabilir ama Love Story'den sonra bayağı büyük bir hayran kitlesine, beğeni yağmuruna tutulmuş bir kadın, onu söyleyebilirim. Love Story'de bir de çok sevimli gösterilmişti zaten. Hani ışıklar, çekimler, bilmem neler falan. Müthişti o. O da çok iyiydi yani. Ve ben bayılırım yani. Güzellik olarak, estetik olarak çok sevdiğim bir kadın yani. Dur bakayım. Burada gösterebilecek miyim? Şuradan kapatayım. Biraz büyük yüzü geniş gibi oldu ama. Bakalım ne fotoğrafları varmış. Bu tabii 40'lı yaşları falan artık bu. Yani bence bu yaşlarda daha güzeldi. Bu işte Love Story filminden. Evet, bu bir sonraki de arkada aslında uzaktan böyle gülünce de çok tatlı bir kızmış. Çok tatlı bir gülüşü vardır yani hakikaten çok güzel. Gülmek yakışır öyle diyelim yani gülmesi kendisine yakışan bir kadın. Ali McGraw. Evet Ali adı. Bu da son sahnelerden biri. Kız kanserde ölüyordu falan hikayesi var. Biraz şeyi andırır. Carrie Fisher'ı andırır. Şeyde Prenses Leia'yı da andırır aslında. Doğru dedin ha. Bak hiç benzetmemiştim. Doğru dedin abi. Bakalım. Millet burayı tabii şey yapmadı Zafer abi. Onlar böyle oba Zafer abi bu kadın hakikaten bu Ingrid Bergman. Yani su gibi diyebileceğimiz bir kadın. Yani bu bunun klasmanı Kate Blanchett tayfa klasmanı. Yani şey level'ı yüksek bir kadın. Abi bir de şey işte bu Kate Blanchett da öyle maşallah. Bu da öyle. Çok ileri yaşlara rağmen güzellikleri kaldı bu kadınların. Yani şey yapma zaman bunları çok fazla perişan etmedi, dağıtmadı yani. O yaşlılıkları, yaş almaları bile kendilerine olgun bir güzellik olarak devam etti. Belki de hayatları, yaşamları çok dikkat ederek yaşadılar belki. Bilmiyorum çünkü Bergman ailesinden olduğu için zaten çok entelektüel ve soydan zengin bir kadın. Şey değil. Yani çok hırpalanarak bir yerlere gelmiş bir kadın değil zaten. Kendi seçimiyle aktrist olmuş. Kendi seçtiği işlerde oynayabilmiş. O rahatlıkta davranabilmiş bir kadın. Ama şey işte Kate Blanchett gibi sanki çizilmiş bir surata sahip. Hani evet, şey abi. Değil de böyle rastgele bir seçim sonucu değil de hakikaten böyle bal mumundan falan çizmişler gibi hatlara sahip bir kadın. İnanılmaz etkileyici, güzel bir kadın. Ama o kadar güzel ki insana çekici gelmeyebilir. Çünkü kusursuza yakın olan şey insana çok çekici gelmiyor. Abi hakikaten şey gibi ya. Oyuncak bebek gibi kadın. Yani. Oyuncak yani biblo gibi. Yani yanında böyle bir güzellik, bir estetik mucize taşımak gibi bir şey hissettiriyor. Yani insanlarda ufak tefek kusur olmadı mı çok güzel. Çok güzel oluyorlar ama çekici olamıyorlar. O yüzden hani şey derler bu anormal güzel kadınlara hani soğuk duruyor derler. Aslında soğuk durmuyor. Fazla mükemmel duruyor. Fazla iyi, fazla güzel duruyor. Şimdi bir saniye bunu bir kapatayım da şuraya göstereceğim. Bak şurada da siyah beyaz bir şeyini buldum. Abi bakar mısın? Ya çok şeyde o yanlış hatırlamıyorsam şeyde de Ingrid Bergman oynuyordu değil mi? Casablanca'da da. Ingrid evet evet. Casablanca'da başlıyor. Evet Casablanca'da da Ingrid Bergman. Ya gerçekten güzel kadın abi. Vay vay vay. Geçiyorum diğerine. Tamam. Bak bu kadını tanımıyorum Zafer abi. Gerçekten. Şu an burada öğrendim. Bir saniye. Şunu kapatayım. Ursula Andress. Ursula Andress aslında şeydir. Porno değil ama seks filmleri furyasından ünlenmiş birisi. Bond kızıdır kendisi. Çok şeydir. Yani manken gibi diyelim yani sadece yüz güzelliği değil komple yani Venüs gibi bütün vücuduyla çok kadınsı çok güzel bir kadın yani ve bayağı da Boderek'ten önceki büyük sarışın güzeldir. Boderek de bundan sonraki hatta Boderek için Ursula derlerdi. Ursula Andress'in gençliği derlerdi falan. Boderek için de. Evet. Vay. Yani bu böyle şey dişi dediğimiz hani böyle
ilgi çekici, insanın kafasını çevirip bakmak zorunda kaldığı belki de. Yani o bir mekana girdiği zaman başların döndüğü bir albeniye, güzelliğe sahip bir kadın. Şey değildi. Hani böyle hani iyi bir aktristti, çok büyük filmlerde oynadı bilmem. Ah, Özge Hanım yazmış, Doctor No'da oynadı şeyle beraber, bizim İskoç Bond'la beraber onun filminde. O film de çok ünlendi. Zaten Bond kızlarından bir ya da iki tanesi Bond kızı olduktan sonra başka filmlerde devam edebilmişlerdir zaten. Sadece Bond filmlerinde kalırlar çok büyük bir çoğunluğu. Bu da ondan sonra birkaç filmde oynadı ama asıl büyük, yani hayatını devam ettirme sebebi muhtemelen moda çekimleri falan oldu. Top model gibi bir şeye dönüştü. Yani bir popüler ikona dönüştü film artistinden ziyade. O bakımdan yani şeydir. Ha, bu fotoğrafı ben hani öyle seçtim koydum bugün şey yaparken çok fazla vakit geçmesin diye. Arkadaşlar hani komple fiziğini gördükleri boydan bir fotoğrafı falan görürlerse hakikaten etkileyici bir kadın olduğunu anlarlar. Hatta Dr. No'nun afişinde vardı. Belinde şeyle, su altı kamasıyla beraber sudan Ya Zafer çıktığı abi, şimdi sahne vardı çocukları falan. üstüme saldıracaksın. Dur tamam, aratıyorum. Doktor No. Al. Fotoğraflara gir. Yes. Tamam, şey en azından şöyle çok da buyurun bir saniye. Evet, şunu kapat. Alın. Sean Connery, Ursula Andress. Renkli Türkçe. 007. James Dedi. Bond. Doktor No. Yok, çok bir şeydir yani, zamanın büyük modellerinden, büyük popüler figürlerinden biridir yani. Ursula Andres boydan ara. Öyle yazmışlar abi. Boydan ara. Evet abi. Herhalde arkadaşlar epey bilgilenmişlerdir. O yüzden diğerine geçiyorum. Vay 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 vay. Arkadaş bu nedir ya? Buyurun. Ya bu yani sanatçı bir ailenin özel genlerin birleşmesinden meydana gelmiş özel bir kadın. Jane Jane Fonda. Fonda. Henry Fonda'nın kızı. Hatta şeyde babasıyla beraber oynamışlardı. Faye Dunaway, Henry Fonda ve şey Jane Fonda. Harika bir filmdir o da. Mavi Göl'deki ev mi ne diye bir, hatta o dönem bayağı Oscar falan da almıştı. Henry Fonda'nın falan Faye Dunaway'ın iyice yaşlılığıdır. Jane Fonda'nın da 25-30'lu yaşlarıdır. Mavi Göl'deki evdi herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Catherine Hepburn müydü? Catherine Hepburn de olabilir, doğru. Yani Faye Dunaway değil, Catherine Hepburn de olabilir orada annesini oynayan kadın. Ya bu çok şey ya, yani garip bir şekilde çekici bir kadın. İşte şeyleri de bilirler arkadaşlar, 80'leri bilenler. Aerobik'in dünya çapında yayılmasını sağlayan abladır aynı zamanda. Çünkü 45'li yaşlarında falan, 80'lerin sonlarına doğru aerobik fırtınası Jane Fonda sayesinde oldu. Benim nefret ettiğim birçok şeyi temsil eden o havlu çoraplar, sarı renkliler, işte tozluklar, bilmem neler falan hep bu ablanın başının altından çıktı ama o kadar güzel bir kadın ki ona rağmen çok sinirlenemedim tabii kendisine. Aerobik kasetlerini ya da videolarını falan izlemedim çocuklar ama posterlerinden falan biliyorum. Ama oyuncu olarak da gayet iyidir. Yani şey değildir. Kötü bir oyuncu değildir. Yani babasından falan gelen, zaten abisi de büyük oyuncuydu. Kendisi de büyük oyuncu. Babası zaten çok büyük bir oyuncu falan. Yani çok yetenekli bir kadındı. Yetenekli olduğu kadar da çok güzel bir kadındı ve çok uzunca bir süre de şey oldu tabii. Bu Hala sporla uğraşması bilmem nesiyle falan, böyle dinç bir yaşlı, dinç bir yaş almış kadın halinde hayatına devam ediyor. abicim hala şeyde yani şu an bir Cevdet Hocam yazdı biraz önce. Grace and Frankie de izleyebilirsiniz hala diyor. Bak şu an Ben şeyi onu bilmiyorum. göstereceğim. Ekrana vereceğim şimdi. Sen bir git. Bak şu anki hali. Görüyor musun abicim? Birazdan göreceksin. Ona Aa, göre. evet. Abi çok güzel kadındı ya ve hala şey, hoş bir hanımefendi Yani hakikaten sen bir yani. de ya çok kartpostal halini koymuşsun yani. Tabii. Şimdi fotoğraflara tıklamaya korkuyorum Zafer abi.
Abi yani risk alma bence. Al, şimdiki haliymiş meğerse. 1122 fotoğraf var, hepsine bakıyoruz. Ya evet, hepsi bitince en fonda fotoğraflarına Bak, gençlik halini gösteriyor şu an video. ya, Kariyer ve müthiş sosyal güzel bir hedefi. kadındı ya. Yani hakikaten olağanüstü güzel bir kadın. Aa, şeyde bir bilim kurgu filminde o Barbarella'da Brigitte Bardot ile beraber oynamışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Öyle miydi 1960'tır, ya? 58'dir. Ben Barbarella izledim. da Dur bakayım, evet hakikaten o mu? Barbarella'da beraber oynamışlardı herhalde. Şimdi onu bulamam ya, çok uzun Brigitte süre. Bardot ile şey evet uzun süre. Hani yanlış hatırlıyor olabilirim ama bana öyle geldi. Sanki Barbarella'da ikisi oynamıştı. Hadi bakalım. Kromu kapattım. Doğruymuş. Evet abi. O ikisi Ha, oynamış. Özge şey dedi. Evet doğru. Barbarella da beraber oynadı. Geçiyorum bir Çok da sonrakine. güzel bir afişi vardı onun böyle. İki güzel kadın. Yani hiç bilim kurgu filmi gibi değil de. Sanki sadece güzel kadınların olduğu bir filmmiş gibi dururdu. Yani açılış Geç geç. setleri de fena değildir he. Ha, şey değildi ki öyle kötü değildi Baba. yani. Aa, Zafer abi. bu Nastasya müthiş. Kinski. Nastasya Kinski. Yani devrin en güzel kadınıydı. Kendi döneminin en güzel kadınıydı tartışmasız. Şey var, Slav genleri var tabii. Babası ne Kinski'ydi? Babası inanılmaz çirkin bir adamdı. Bizim Liv Tyler'la şey gibi, babası gibi. Yani öyle ama şeydir, Liv Tyler'da da babasının suratı gözükür ama güzel olarak gözükür. Şeyde babası Kinski'nin de ifadesi bu kızda gözüküyor ama tam tersi olarak güzel bir şekilde gözüküyor. Ben bunu mesela şey oyunculuğu falan hani Klaus Kinski doğru sağ ol Suat. Klaus Kinski'nin kızı ya çok çok yani duru bir güzelliğe sahip inanılmaz hoş bir Abi bir de hanımefendiydi. sen herhalde kasıtlı olarak böyle en şey normal hallerini koymuşsun hakikaten. Yani böyle bazı fotoğrafları falan Nastasya Kinski'nin koysak buraya millet kafayı yer yani. Ben biliyorum çünkü E tabii Nastasya ben Kinski. hani şey güncel Çok yaşamına sıradan yakın hani fotoğraflarını moda koymuşsun hep. çekimi falan olmasın diye şey yaptım. Hani böyle sıradan olabildiğince normal az makyajlı ya da üstüne uğraşılmamış şeyler. Ya mesela şey sinema severler için ama hani böyle sinema art sinema severler için Tess diye bir filmde oynamıştır Nastasya Kinski. Orada kendi güzelliğinin yanı sıra dünyanın en güzel şeylerini, karelerini görebilirler. Pastoral yapı olarak Tess filminde. Ağır, çok hani yavaş ilerleyen, daha çok pastoral manzaralar falan olarak geçen bir filmdir. Ama Nastasya Kinski orada hani neredeyse 5-6 cümlelik bir rolü vardır başrol olmasına rağmen. Konuşmalı bir film değil. Ama yani orada hem o çekimleri izlemek, o yönetmenin gösterdiği şeyi görmek, kareyi görmek hem de Nastasya Kinski'yi izlemek büyük keyiftir. Yani çok sinema meraklısı varsa Test diye bir film var. Onu Onu da göstereyim izlesinler. abi, dur. Hemen onu da göstereyim. Tes. Hemen yazıyorum. Hop. 90, 79 yapımı. Tabii 79 falan böyle 80-90 Hemen sayılır. veriyorum ekrana. Ova. Nastasya Kinski. Roman Polanski'nin filmiymiş abi zaten. Roman Polanski'nin filmi çok güzel bir filmdir. Yani şey olarak, görsel olarak müthiş bir filmdir yani. Roman Polanski bu işleri bilir canım. Ne bilir. Vay 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 vay. Ben onu mesela sinemada seyretmiştim Tesi. Öyle mi? Evet. Hatta şey o kadar beğenmiştim ki yaşım da küçüktü. O kadar büyük değildim. 13-14 yaşındaydım belki ya da 12 yaşındaydım falan. Film o kadar etkilemişti ki beni böyle her hafta çarşamba günleri bir kere gidip bir ay boyunca falan izledim herhalde. Öyle mi? Yani şey olarak çok hoşuma gitmişti. Görüntüler çok hoşuma gitmişti yani. Acayip hoşuma gitmişti. Şey filmin mesela konusu, anlattığı hikaye bilmem ne falan hiç ilgimi çektiğini hatırlamıyorum. Yani hikayesini de hatırlamıyorum filmin. Ama o görüntüler hala böyle kimi görüntüler aklımdadır. O kadar güzel bir görselliği vardı. Polanski iyi yönetmendir, İyi boktan bir yönetmen. adamdır. Evet. Evet yani adı, yani insan olarak karakteri zayıf bir insan Evet, diyebiliriz. doğru.
Şurayı kapatalım, şurayı açalım. Nastasya Kinski'yi de tanıtmış olduk gençlere. Evet, çok çok güzel bir kadın Nastasya Kinski. Buyur Zafer abicim. Kathleen Turner. Ah, bu da benim özel güzel kadınlarımdan biri. Herkes için çok inanılmaz güzel olmayabilir. Bu benim kişisel beğenilerimden biri gene. Ama şeydir mesela, Kathleen Turner'ın bir lafı vardır. Onu da çok severim. O tab olduğu dönemler. Bu tab olduğu dönemden bir 10 yıl kadar sonra. Daha önceki dönemleri daha genç bir kadınken tabii daha albenili falan. Şey diyor yani, o zamanlar yeni yeni AIDS hikayesi çıkmış. Eşcinsellik üzerine konuşuluyor falan. Bununla da bir röportaj yapıyorlar, şey yapıyorlar. Diyorlar ki yani birisinin AIDS olduğunu nasıl anlarsın korunmak açısından, hani ne bileyim bir sosyalleştiğin ortamda falan. İçeri girdiğimde kafasını çevirip bana bakmayan erkekler gaydir. Özgüvene gel. Vay vay vay. Yani öyle bir kadındır, böyle özgüvenli. Ama yani ben gene burada güncel hayatından bir pozunu gösterdim. Çok çok güzel bir kadındır. Julia and Julia diye bir filmi vardır mesela, benim hatırladığım, izlediğim. Gene çok güzel bir aktrisle beraber oynar. Yalnız aileyle, yani anne babanızla izlemeyin. Bayağı erotiğe yakın bir filmdir o çünkü. Hı. Ama şey, film olarak gayet şeydir, böyle psikolojik gerilim filmi olarak gayet başarılı bir filmdir. Yani. Çayı püskürttüm diye gülmekten. Oy. Abi millet de arkadan, biz şey resimleri gösterdiği için millet arkadan 15. sekmeyi açıyor şu an, tamam mı? Evet, herkes bir söyledikçe da... Evet. Söyle abi söyle. 89 Güllerin Savaşı'nda da Michael Douglas'la beraber oynamıştı. Güllerin Savaşı'nda da Kathleen Turner oynadı. Evet dostlar, hızlı geçiyorum vallahi, yoksa çok uzun sürecek. 50 dakika oldu abi. Daha yarısına hadi gelmedim. Oh, hızlı hızlı geçelim, tamam. Hadi bakalım. Jacqueline Bisset. Jacqueline Bisset. Bisset. Ya bu şey, Fransız bir hanımefendi. Fransa'da yaşadı zaten. Çok Hollywood'a falan bulaşmadı aslında. Bir iki tane Hollywood filmi vardır. Çok büyük bir Hollywood starı haline dönüşmedi ama yani müthiş güzel kadınlardan birisi. Bütün Fransız estetiğini yansıtan kadınlardan birisi. Hatta Class diye bir film vardır, Sınıf diye. Hı hı. Üniversiteye giden oğlunun arkadaşının sevgilisi rolünde oynar orada. Yani iki arkadaş şeydir, böyle biraz erotik demeyelim de yani müstehcen sahneleri olan da bir filmdir ve o zaman 40'lı yaşlarında falandır bu filmi oynadığında. Belki de 45'li yaşlarında. Çünkü zaten anneyi, üniversiteye giden bir çocuğun annesini oynadığı için. Ya yani o 45 yaşında bile müthiş güzel bir kadındı. Şimdi 70'inde vardır belki. Son halini bilmiyorum ama belki 70'inde bile eli yüzü düzgün bir kadın olabilir. Çünkü yani böyle kolayla yıpranacak, eskiyecek bir güzelliğe sahip değildir Jacqueline'si. Vallahi Tarık hocam diyor ki ya bu şey diyor, güzel değil diyor ya. Bu abla çirkin diyor ya. Tarık yapma. İşte Tarık'ın ya. Beğenisi. Tarık hocam beğenmemiş. Ona neyse, bir şey diyemem yani. Ya çirkin de demeyelim ama ya şimdi göz ardı etsin. Beğenmeyebilir de yani, çirkin de değil canım işte kadın. Yani mundar diyebiliriz. Vallahi abi geçtim. Geç geç hızlanalım. Winona Ryder. Of. Abi yani ben buna bir şey demeyeyim işte. Winona Ryder. Görüyorsunuz. 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 Görüyorsunuz arkadan. Bu işte en son şeyde oynayan, Stranger Things'te çocukların annesini oynayan kadın. Evet. Abi yani şey, 50 yaşında falan muhtemelen. Belki de daha fazla, bilmiyorum doğum tarihini. Yani orada bile çok güzeldi. Ama Bram Stoker Dracula'da yani elinizi şey çenenize dayar, filmden falan kopup Winona Ryder'ı izleyebilirsiniz. O kadar güzel bir hanımefendiydi. İşte mesela Winona Ryder'la beraber başladı. Şimdinin büyük aktörlerinden şeyde
O Ku'yu oynayan, Leon'da oynayan abla falan. Hep bunun tipolojisinden ilerlemişlerdir yani. Winona Ryder'dır onların temeli de. Doğru. Yani böyle bir estetiği, ufak tefek, minyon tipli, kısa saçlı, minik burunlu, işte ne bileyim Aa, kendine hakikaten has Beter bir Böcek'te de şirinliği o olan. Winona Ryder vardı, değil mi? Evet, Şimdi evet. yazmış da. Harar yaz. Evet, Yani hakikaten. kendi estetik alanını oluşturmuş ve onun peşinden gelenleri de sağlamış işte. Yani bu da öyle bir köşe başları, alef diyebileceğimiz estetik ölçütlerden biridir Winona Ryder'da. Yani müthiş şeydi. Yani gençliği de inanılmaz güzel bir kadındı. Ve bence şimdiki hali de gayet hoş bir kadın. Bu iş şeye doğru gidecek. Neyse söylemeyeceğim. Boş ver. Söyleme. Söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Ağzımızın ayarı kaçmasın. Çok usturup durmaya çalışıyorum zaten yayının başından beri. Dövmesi Johnny Depp'in Zeliha'cığım, Liv poposunda durur Tyler'ı hala diyor. konuştuk. Evet, Johnny Depp'in poposunda dövmesi durabilir. Yani şey olsa mesela, bunun şu haliyle buradaki arkadaşların üçte ikisi popolarına değil bütün vücutlarına ayrıyeten bunun resmini komple Göğsüne böyle. yaptırabilirler. Ya göğsüne kocaman, sırtına kocaman. Verdim. Buyur Zafer abicim. Ama bunun gözler de ateş ediyor gerçekten. Bu Isabelle Rossellini olması lazım. Aslen şeydir, yüz mankenidir ama birkaç filmde oynadı. Rossellini ailesinin veliahtlarından, Aile de. prenseslerinden birisi. Aile büyük Ailede aile. işte çok büyük, çok zengin bir aile. Yani bu kadın neredeyse 40 yıl boyunca falan dünyanın en büyük kozmetik şirketlerinin birinin yüzüydü zaten. Yani bir şeydir, aslen hani yüz mankeni olarak şey yapar ama o kadar güzel, o kadar kültürlü bir kadın ki 2-3 filmde oynadı. Yani zaten şeyi de çok beğenmemişti. Yani bu sinema sektörü falan ağır geldi muhtemelen. Hani kendini zorlamasını gerektirecek bir Hevesini şey alınca. olmadığı için, evet. Yani orada bir hevesini giderdi. Herhalde şey diyorlar ya, bir filmimiz olsun ölümsüz olalım. Hani orada kalalım falan. Belki öyle düşündüğü için falan. Bu da şey, yani böyle elle çizilmiş bir kadın gibi estetiği yoktur. Yani işin ilginç tarafı, estetik ameliyat geçirmemiştir. 15 yaşındaki fotoğrafında da aynı burun, gözler ve dudaklara sahip bir kadın. İlginç bir şekilde çok güzel. Ama şey değildir mesela, yüz mankeni olarak çok iyidir. Komple beden olarak o güzelliğe sahip değildir. Bak mesela abi Öke şimdi yazınca ben de evet o şeyi almıştım. Andy McDowell da öyle bir güzellik var diyor. Andy McDowell da andırıyor değil mi? Onun da böyle Evet, yüz evet. hakikaten güzeldir. Çok güzeldir İsveç Andy Alman McDowell. hibridi diyorlar abi. Ingrid Bergman'ın kızıymış. Ingrid Bergman'ın kızı, evet, kızı, doğru. Ya yani müthiş bir kadın yani şey olarak, güzellik olarak. Bir de tabii yani bunların şeyi, aristokratik seviyesi bizim çok üstümüzde çocuklar yani, işin doğrusu. Hani popüler insanlar değil bunlar sadece. Böyle ne yazık ki böyle sınıf farkları var yeryüzünde. Yani benim klasımın çok üstünde bir hanımefendi, öyle diyeyim. Hani geçen demiştim ya tavsiye olarak, dokuzluk bir kadın sizi beğeniyorsa siz yediliksiniz, kaçın diye. Yani ben de işte kaçacağım kadınlardan birisi yani. Topuklarım. Hadi bakalım. İşte bu Sigourney Weaver. İşte kendine has güzellik dedikleri de bu. Baktığın zaman nesi güzel diyebileceğin birisi ama bütün harika. Çok kendine has bir güzelliğe sahip Sigourney Weaver. Çok çok çekici bir kadın. Yani şey değil, böyle işte kalemle çizilmiş gibi değil. Kusursuz değil. Böyle nasıl diyeyim, anormal bir şekilde işte orası güzel, burası güzel bölümleyeceğim bir kadın değil. Ama çok kendi janrı olan, kendi havası olan, kendi bir estetiği olan, çok yani kendisi gibi bir güzelliğe sahip bir kadın. O bakımdan ben çok şey beğenirim, bir kadın olarak da, oyuncu olarak da beğenirim zaten. Ama bir kadın olarak da çok çekici gelir. Yani bu kadının güzelliğini Ellie'nin işte son sahnede şeyde Sigourney Weaver artık kendisi kaçış kapsülüne binip hani üstünü çıkartıyor bir tişört ve iç çamaşırıyla kalıyor. Ellie'nin de burun buruna geldiği bir yer var işte şeyi giyimi.
Orada herkesin eline mi bakacağım, kadına mı bakacağım, bir maymun oldum diyerek anlatmasından kadının ne kadar güzel olduğunu anlayabilirsiniz. Doğru. Yani filmin en can alıcı noktasında, en korku veren noktada herkesin gözü kadına kaçıyorsa kadın güzeldir abi, bitmiştir yani. Çok güzel kadındır. Hakikaten güzel kadındır yani. Ama geçiyorum. Tamam. Sigourney ablamızı da anlattık. Evet. Aa, şeyden, Seattle Series'den Barış Bey gelmiş. Çocuklar size şeyleri gönderecek abimiz burada. Kazananlara dünkü şeyde neydi? Quiz'de mouse'ları gönderecek beyefendi Barış Bey burada kendisi. Hoş geldiniz Barış Bey. Barış Hocam hoş geldin. Abi buna 5 puan verdiler. Ya bu şey, Shirley MacLaine. şöyle McLean, bu böyle hani bir, yani insan aklını başına alıp döndürecek bilmem ne falan, öyle bir güzellikten bahsetmiyoruz burada. Burada Abi bir çocuksu. saniye, buraya müdahale edeceğim. Bu 5 yazanlar var ya, şu kadın karşılarından gelse merhaba beyefendi falan dese birden o 5 ne olacak biliyor musun? 9.8, 9.9. Hayır, bu Bırakın kadın on artistik yapmayı, bak burada. Gökhan Burak, Huzur Vakti, Cem Tunço. Yazın bu arkadaşları. Ya dönüp sadece bunlara gülse, buradaki 5 veren arkadaşlara, neden büyük beze almadık yanımıza diye paniklerler yani. Türkçe Ya bu, bilmiyordur abi diye, doğru söyle, ya orada yurtarlar. inanılmaz sevimli bir kadın. Yani bu çok çok sevimlilikten kazanan bir kadın yani. Abisi dünyaca ünlü bir yakışıklıdır zaten. Reds'te oynayan abi. Neydi onun adı? Unuttum bak. Abisi olağanüstü yakışıklı birisidir zaten. Bunlar da aileden zengin ve kendi sevdikleri için bu işleri yapmış kadınlar falan. Shirley MacLaine bir de doğal kızıldır arkadaşlar. Hani artı beş diyordunuz ya biraz önce. Yani kendisi kızıldır zaten. Ya benim için ne derler, böyle bir dağ kulübesinde yıllarca beraber yaşayabileceğim kadın diyebileceğim bir şey. Çünkü hem entelektüel, hem neşeli, hem becerikli, hem de uyumludur. Bilmiyorum. Tabii özel hayatını bilemeyiz. Belki de kılçığın biridir, onu bilemeyiz. Ama hani dışarıdaki imajı olarak falan çok uyumlu, çok tatlı, neşeli bir kadın. Bence de güzel bir kadın yani. Çok güzel bir kadın bence. Gençlerin hayal dünyasını açtın abi. Bir dağ kulübesinde biliyorsun yıllar Warren yaşayabileceğim Beatty. diye. Evet. Gençler hiç böyle hayal kurmuş muydunuz? Kurmamıştınız. Alın. Daha ne yapalım? Yani Yeri geldi, Zafer abim onu da söyledi. hayır, birkaç yıl dedim, dikkat edersen ki o en uzun süredir, 1 yıl 2 yıl. Neden? Çünkü hiç kimse bana 3 haftadan fazla dayanmaz. Kaçarlar. Dağ kulübesi niye dedim? Kar bastırdı mı yollar kapalı, mecbur gidelim. Çekilecek gibi değilim diyorsun Zafer abi. Çekilecek gibi değilimdir. Kimse durmaz benimle. Evet. Zafer abi. Esmerlere geri dönüş. As big as black. Claudio Cardinal. Ya Gençler. işte. Buna Evet. da 5 verin çocuklar. Esmercik diyor. Nalt kutup anlayın. Evet. 7 Claudia diyorlar. Cardinal. Evet, tamam, 7. 7 fena değildir. Vallahi şey, üstüne besteler yapılmış bir hanımefendi bu. Ve şeydir, yani dikkatleri çeker, öyle değil yani, bir ortama girerse hakikaten dikkat çeker yani, Sen ne öyle diyorsun böyle abi? değil yani. Yani bir çenemiz düşmüş bir durumda dönüp bakarız, sadece erkekler için de demiyorum, muhtemelen kadınlar da bir bakar yani, bu kim, bu nasıl bir şey diye. Yani güzellik seviyesi çok yüksekte bir hanımefendi kendisi yani, müthiş bir kadın yani. Sergio Leone filmlerinden hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Once Sergio Upon Leone a Time in filminde the West. vardı. Evet, herhalde oradaydı. Doğru. Bir baksanıza, hakikaten öyle mi? Vay arkadaş. Gerçekten. Pisigeri diyor ki şu ana kadar en beğendiğim bu kadın oldu diyor. Yok, çok çok havalı bir kadın yani, çok havalı bir, çok şey, albenili bir kadın yani. Fena. Öyle diyebiliriz. Dolores karakteriymiş, doğruymuş. Bir zamanlar batıda.
Atakan Gürbüz diye ki harmonika çaldırır. Ya filmde şey çok güzel. Ya Atakan helal, çok inceydi, bravo. Aa, Türkiye'ye 2-3 kere gelmiş. Zafer abi seni görmeye mi gelmişti? Ya işte bir oturduk bir kahve. Türk kahvesini çok sever. Özel ben hayatından ellerimle... bahsetmek istemiyor musun? Ya ellerimle Türk kahvesi yaptım. Yani şeyde kanepemizde yan yana oturup kahvemizi içtik. Oraya kadar söyleyebilirim. Tamam. Daha fazla konuşmak istemiyorum biliyorsun bu konuda. Evet Zafer abicim. Devam. Bu kadın. Abi bu kadın. Geçiyor. Bu bir dakika. Doğru mu açtım? Evet. Tamam. Vallahi abi bu kadını ben tanımıyorum. Siz tanıyor musunuz? 6.7, 6.5. Bu ne biçim mizah? 2. Hakikaten yani mahlasının hakkını verdin. Bu ne biçim mizah? Aa, Kim Novak abi. Kim Novak bu mı? Kim Novak, evet. Benim yaşım yetmiyor abi Kim Novak. Kim Novak Alfred Hitchcock'un filmlerinde de oynamış bir kadın zaten. Hani Alfred Hitchcock'u da bilirsiniz. Güzel olmazsa sarışın oynatmaz. Hani öyle bir şey vardır. Alfred Hitchcock'un sapkınlığı vardır yani. Kim Novak bu? Ve şey, buradaki fotoğraf evet yani çok düzgün çıkmış bir fotoğraf değil ama burnuna, gözlerine, çenesine, elmacı kemiklerine falan bakıp da şey, ben şey yapayım abi, sen anlatırken ben oradan hemen bir Kim Novak boydan var. Boydan bir Kim Novak göster. Kim Novak boydan yazdım. Ama buldum abi hakikaten. Buldun mu? Şimdi bir daha bir oylatalım. Oynat Uğurcuğum. Veriyorum abi. Bir saniye. Şunu kapattım mı ve şunu açtım mı? Al. Buyurun arkadaşlar. Bu kadın o kadın çocuklar yani. Şimdi 8 oldu. 5'ten 7'ye fırlattı. Bak görüyor musun? Bir boy bir portre. Çok çok güzel kadındır. Çok da iyi oyuncudur. Yani sadece güzel değildir. Yani Kim Novak iyi bir oyuncudur. Yani aynı zamanda aktristir. Vertigo'da oynamıştı. Evet doğru diyorsun Tarık. Vertigo'da Kim Novak vardı. Şeyle birkaç film yaptılar Kim Novak. Alfred Hitchcock'la beraber çalıştı. Yani onun oyuncularından birisidir. Bir de iyi dayanmış Alfred Hitchcock'a. Tabii. Demek yani ki huyuna suyuna gitmiş yani. Bir şekilde geçinmeyi becermiş. Belki de Kim Novak dişi geçmemiş olabilir hiç kokunda. Çünkü Novak onunla ünlenmedi. Sanırım Kim Novak zaten ünlüydü şeyle, Alfred Hitchcock'la çalıştığında. Abi bak bir tane daha fotoğrafını onu göstereceğim ya. Bir saniye. Göster. Burada da tam bir vamp. Elvis gibi ya burada. Ve burada çok şey erkeksi bir tablo. Değil var. Mi? Tabii. Yani tek bu fotoğraftan değerlendirmemek lazım yani. Hı hı. Evet, Kim Novak. Diğer bir fotoğrafta da verdim. Şimdi bence yeter. Yeter. Geçtim. Natalie Wood. Abi bu da hakikaten çizim gibi ya bu. Çizim gibi bir kadın. Şeyde işte teknede yatının kayığında ölü bulundu. Beyin kanaması geçirdi falan hikayesi var da bunun da böyle çok zengin ailelerle alengirli bir bağı falan vardı. Siyaset bağlantılı falan. Şey ölümü şaibelidir Natalie Wood'unda. Hani öldürüldü mü yoksa kendisi öldü mü hakikaten falan diye. Ama olağanüstü güzellikte bir hanımefendidir Natalie Wood. Yani böyle işte güzelin tariflerinden birisi işte. Hani güzel işte bu. Ne güzel birisi, güzel bir şey. Evet bu güzel işte yani. Öyle bir kadın, kocaman ipiri gözler falan. İnanılmaz narin bir şey. Vücut hatlar. Yani saçlar falan ayrı bir böyle kendine has ışıltısı oluyor hakikaten bu kadının. Öyledir yani normal çekimlerinde de tatil resimlerinde falan da öyledir. Çok böyle sakin bir güzelliği vardır Natalie Wood'un. Bence iyi de oyuncuydu. Yani şey değildi, beceriksiz bir kadın da değildi. İyi bir oyuncuydu zaten.
Bu şey doğru mu ya abi? Kocası tekneden atmıştı diyor Ali Yıldız. İşte şey oluyor. Bu böyle şeyler söyleniyor. Yani tekneden atıldı, öldürüldü. İşte devlet tarafından olay kapatıldı. Ya da belki açıldı, boğuldu. Ya da güneş altında beyin kanaması geçirdi. Kimileri yüksek dozdan öldü derler. Hani şeyi yaşı genç olduğu için öldüğünde, ölecek bir yaşta olmadığı için böyle şaibeler çoktur Natalie Wood'un üstünde. Yani nasıl Yazık öldü olmuş tam gerçekten. olarak şey olmaz. Ya Yani çizim çok güzel bir kitapları olur ya Zafer abi, çizim kitapları olur da film. böyle hep, yani o çizimleri bilirsin, böyle güzel kadın çizdi. Abi bunu çiziyor herkes yani, kadın Evet. o kadın ya. Çok çok Hakikaten güzel bir kız. çizilmiş gibi ya kadına baksana. 43 yaşında gencecik ölmüş. Vay be. Geçtim. Mia Farrow. Öyle mi? Evet. Mia Farrow. Mia Mia Farrow. Farrow'un şöyle tehlikeli bir durumu var çocuklar. Yani bir fotoğrafta inanılmaz güzeldir. Bir fotoğrafta gayet yani itici bir kadın gibi gelebilir. Ama işte bunun da kendine göre havası olan bir kadın. Bu kadın da kendine has bir havaya sahip bir kadın. Bir de şeydir yani ne derler? Hem iyi oyuncudur hem büyük şeydir. Yani bu işe kafayı takmış, bu işi her şeyiyle öğrenmiş, kendini vermiş, kendini entelektüel seviyede çok yükseltmiş bir hanımefendidir. Ve çok iyi yönetmenlerle çalıştır. İşte şeyde Woody Allen'la, Roman Polanski ile falan filmleri vardır. Carrie filminde de oynayan hanımefendi buydu yanlış İlk hatırlamıyorsam. şey diyorsun, İlk King'in Carrie'de evet. uyarlaması. Evet. Yani bu şey böyle çok değişik bir kadın. Mesela bakın burnu hatalıdır aslında. Kendi soluna doğru yatıktır falan. Kaşları çok azdır. Doğru düzgün gözükmez. Saçları boya değil, kendi sarılığı falan. Ama çok şey böyle orijinal bir güzelliğe sahip. Kendine dönük bir güzelliğe sahip. Cissy Speck Carrie'de oynadı diye. Olabilir, Doğru olabilir. doğru Doğru. doğru doğru. Zaten ikisi birbirine çok benzer benim gözümde. Cissy Speck'le Mia Farrow'u çok benzetirim ben. Gökhan diyor ki o kadar kadın arattım ki Google'a artık otomatik öneriyor ilk iki harfi yazınca. Gökhan'ın algoritma gitti. İnşallah kız arkadaşın eşi falan yoktur. Yaktın gençleri Zafer abi. Bebeğinde oynadı Polanski ile doğru. Evet Zafer abi. Şimdi bu konu tartışmalı konu. Meryl Streep. Ya çok başarılı ve çok ne derler kendinden emin bir kadın olduğu için mi bu kadar güzel geliyor? Yoksa bu kadar güzel olduğu için mi zaten güzel diyoruz? Şaibeli bir konu. Kadın Çünkü kadın hakikaten komple başarılı. kadın yetenek abi. Yetenek olarak Yetenek yani doğmuş kadın. çok büyük yetenek yani. Karizması da yüksek. Karizması da yüksek. Şeyde De Hitabeti Niro çok ile iyi. beraber oynadıkları işte, neydi? Deer. Orada mesela çok şeydi. Gerçekten çok karizmaydı. Yaşlandıkça aslında şey de oldu abi. Bir başka bir havaya da girdi kadın ya. Hani Evet. şeydir Betty yani. Davis gibi. Betty Davis de çok uzun yıllar başrol oynayabildik. Hollywood'da aslında çok zordur 50'sinden sonra başrol kapabilmek yani. Bu kadın 50'sinden sonra da iyi roller oynayabildi. Yani çok istisna Zorladı abi. kadınlardan birisi. Evet. Şeyde Kramer'e karşı da müthişti. Sophie'nin seçiminde müthişti. Çok iyi oyuncu yani. Çok çok iyi bir oyuncu. Ya dediğim gibi yani bu kadın o kadar başarılı ki insanı büyülüyor da mı çekici oluyor yoksa zaten güzel bir kadın olduğu için mi bu kadar güzel geliyor insana? Kişiye göre değişir ama bence çok güzel bir kadın. Yani benim kendi beğenime göre çok güzel bir kadın yani. Ya abi şey çok yetenekli olduğu için Çok yetenekli. bende mesela şey var, hayranlık var kadına karşı. Evet. Bir de çok uzun süre yapabildi abi işini yani. Hollywood'da çok zor iş yani. Çok inanılmaz zor bir işi başardı kadın. Yani evet bence de millet 6-7 arasında gitti. 4-5 falan veren oldu ama demek ki çok tanımıyorlar Meryl Streep'i. Yani o kadar uzun süre Ya izleselerdi en o son hallerinden izlek biri de başka bir şeydi. Saatler Ağustos'ta oynadı zaten. Of, evet çok güzel filmdir. Güzel film. Ben de severim. Ağustos'u severim yani. Güzel film. Kitabı da hiç fena değildi. Kitabı da güzeldi Arsun. Aa sevgilimin ikizi gibi diyor. Ne ilginç. Kim diyor onu? Tarık diyor. Helal Şanslı adam. Tarık. Şanslı adamsın.
Devam ettim. Hadi Oo. bakalım. Hadi bakalım. Buyurun arkadaşlar. Direkt 8 Catherine yapacağız. Hepburn. 8'ler 9'lar havada uçacak. Mesela bu hanımefendi de çok uzun süre şeyde kaldı. Gündemde kaldı. Hatta Mississippi'nin kraliçesi miydi neydi? Humphrey Bogart'ta bir filmi vardı. 70 küsur yaşındaydı başrol oynadığında. Humphrey Bogart'ın da yaşlı zamanı tabii. Yani çok uzun süre başrol oynayabilen kadınlardan biri. Ya bu çekici, güzelden ziyade böyle çekici bir kadın. İlginç yani insan dönüp bakar bu kadına. Hani sadece güzel olduğu için değil. Böyle merak uyandırıyor kadın. Bence çok zeki bir kadın olduğu belli. Yani böyle tipinden çok zeki olduğu da belli. Yani benim hani oyunculuk olarak da estetik olarak da güzellik olarak da önemsediğim hanımefendilerden birisidir. Ama bir açıdan bana korkutucu gelir. Sanki çok sert bir kadınmış gibi gelir bana. Hani Abi böyle bakışından öyle anlaşılıyor şimdi. Sen de öyle bir çat fotoğraf çat çat. seçmişsin ki. Ya neredeyse bütün fotoğrafları çok ciddi. Böyle hani sopası elinin altında böyle bir hata yapsan, bir salaklık etsen, hani İlber Ortaylı'ya salaklık etmek gibi hemen çat diye lafı kafana koyacakmış gibi duruyor yani. Öyle bir havası var kadının. Ama yani güçlü kadın, zeki kadın, akıllı kadın iyidir abi. Yani bir de üstüne üstlük böyle de güzel olursa öyle yani. Ne derler işte ejderha ile savaş şeyi kurtar, kuleden kurtar. Sadece güzel diye kimseye bir şey yapmaya değmez. Abi evet. Şimdi bu birazcık daha hani birazcık daha yumuşak bir fotoğrafını bulmaya çalıştım. Ona bakayım. Şimdi seni açayım. Seni kapatayım. Birazcık daha yumuşatılmış bir fotoğrafını buldum. Bir şey var böyle bir maskülen bir hali var kadının Abi biraz şu, bu şey çene var. kemiğine baksana kadın. Aha. Evet dostlar. Sonlara geliyoruz millet. Yaşasın. Alışmıştınız ama. Dur bir dakika. Heh. Şimdi. Ya sen bir git. Yanlış yeri açıp duruyorum. Hızlı geçiyorum Zafer abi. 1 saat Tamam 18 tamam. dakika. Evet, Evet, iki geçtim. kişilik. Catherine Abi yani Fransız aristokrasisinin yansıması direkt olarak yani bu çok Avrupalı bir kadın oldu belli. Asla Amerikalı bir kadın değildi zaten tipinden, tavrından belli. Bir de yani şey öyle bir duruşu var ki Audrey Hepburn'de de aynı duruş vardır. Hani aileden varlıklı, çok iyi eğitim almış. Kendi tercihi olarak sinema işine bulaşmış falan olduğu çok belli olan, aristokrasiye yakın bir ailenin çocuğu olduğu belli olan bir kadın. Ama şey işte çok duru abi yani çok saf, çok şey temiz. Duru gerçek karşılığı bu herhalde. Çok duru bir güzelliği var kadın. 80'lerde çok değil mi? 80-90'larda çok Tabii. ünlüydü. Öyle hatırlıyorum. Yani şey Yaşlandıkça daha da Fransız güzelleşmiş. sinemasının medarı iftarıdır. Çünkü oyunculuk gücü de yüksek bir kadındır yani. Debra Winger. Debra Ne? Winger benim özel seçimlerimden. Bu da gene benim kişisel olarak çok beğendiğim kadınlardan birisi. Şeyden hatırlar birçok insan Debra Winger'ı. Çölde Çay filminden hatırlar. Teoman'ın da şarkısında bahsettiği ya da Çölde Çay filminden diye Teoman da Çölde Çay'ı kullanmıştı. Ben şeydeki rolüne bayılmıştım aslında. Anthony Hopkins'le beraber oynadı. Şu benim çok sevdiğim şey var ya. Shadowsland. Shadowlands'te Amerikalı bir kadın yazarı oynar. İngiltere'ye gelir. Anthony Hopkins'le Oxford'da tanışırlar falan. Ama kanserdir. Ölüme doğru gidiyordur. Hatta öyle yaşlı profesörle orta yaşlı Amerikalı bir yazarın uyumsuz ama büyük aşklarını anlatır film bir bölümüyle falan. O filmde çok bayılmıştım. Çok güzel gelmişti. Çölde Çay'dan çok daha güzel olduğunu düşündüm ben o filmde ki o zaman da işte yani 40'lı yaşları 50'li yaşlara yakındır o filmde. Benim için çok yani gözlerinin içi gülen çok güzel bir kadın. İşte bu da güzel gülen kadınlardan birisi. Böyle güldüğü zaman gözleri parlayan kadınlardan birisi.
O bakımdan ben çok beğenirim. Onu kişisel beğeni olarak Debra Winger'ı yerleştirdik buraya. Hemen geçiyorum. Grace Kelly. Abi sen de Zafer abi yani hakikaten hepsi güzel kardeşim Abi çok güzel, yani çok güzel kadınlar, yani çok fazla güzel kadınlar. Grace Kelly, yani ne diyeceksin ki yani buna, hani yani hakikaten buna da çirkin zaten denemez de, hani vasat bile demek çok abartılı bir eksiltme olur yani. Vasat bile diyemez. Ya da Güzel abi bu vasatın kadın. biraz üstü de diyemez. Bu kadın çok güzel bir kadın yani. Dümdüz Çok güzel abi bu güzel. kadın. Evet. Yani kaçınılmazca güzel bir kadın. İnanılmaz bir şey. Bir de şey de hani kimisi çok güzeldir falan da çiğ durur hani şey, o, hani sadece güzel durur. Bu kadın çok aklı başında, çok hani özgüvenli, çok rahat da bir tip hani böyle görünüş olarak falan. Yani edası da var kadının. Sadece müthiş bir güzelliğe sahip değil. Çok çok güzel bir kadın. Yani bu hakkında fazla bir şey Evet, fazla bir denilemez şey bence. demiyoruz abi. Bir dakika. Bu çok büyük bir fotoğraf olduğu için buraya sığmıyor. O yüzden geçiyorum. Hayda, Ya Meg bunu Ryan geç. geldi. Bu Meg saçlarda abi ben tabii Meg Ryan'ın bu dönemine yetişmiş bir insan olarak o dönemde Türkiye'de şu saçtan 500 milyon kadın görmüşümdür. Ryan. Meg Ryan saçı yapılır diye. Abi Meg Ryan işte hem bu kadar sevimli hem bu kadar güzel nasıl olunur canlı hali. Yani çok bıcır bıcır, çok neşeli, çok sevimli. Yani şirinliğiyle çok göze batan bir kadın diyeceksin. Ama bakıyorsun kadın aynı zamanda çok güzel. Güzel Yani abi bu. genelde çok güzel kadınlar şirin diye nitelendirilmezler. Güzel diye nitelendirirler. Bunda şirinlikle güzellik %50 %50 buluşmuş. Yani inanılmaz bir karışım kadın. Çok istisnai bir yapı bu kadında gördüğümüz, bu hanımefendi de gördüğümüz durum. Hem çok neşeli olduğu bunu hissettiriyor. Hem çok böyle ne derler senden benden biri keyfine sahip böyle öyle, ama hani sadece bir kadın olarak bakarsan, beden olarak da bakarsan abi diyorsun ki çok da güzel bu kadın yani. Bu Evet abi. ilginç bir güzelliğe sahip bir kadın Meg Ryan. Abi bu evet şimdi biraz önce kim yazdı hemen bakayım. Ökeş Namlı yazdı. City of Angels filminde çok iyiydi diyor. Evet orada da Evet. Nicolas Cage ölümüne kötüdür yani abi. Tekrar Ya o sadece durursun. romantizmi bir geçtiğin zaman abi çok o filmde gerçekten çok kötü oynamış. Ben sonra fark ettim yani ilk Zaten izleyince kötü oyuncu abi ya. filmin hikayesini severim ama abi sonra bir kere daha izleyeyim diye bir heves ettim. Abi Nicolas Cage dedim ben bu adamı bu kadar kötü oynadı. Nasıl atlamışım ya? Orada çok kötü oynuyor gerçekten. Meg Ryan'a yazık. Yani. Büyük şeymiş ama bu Yani Itır Caprice Esen herhalde. hanımefendiymiş. Bunu ona bir göstereceğim ama Itır arkadaşlar Esen, şimdi evet. bu o yüzden hani Çok şimdi büyük. burada çok şey oldu. Yani böyle Çiğ ayar olmuş bu yapmam lazım. konuda. Çiğ oldu Evet. olmadı. O yüzden geçtim. Ama Itır Esen de yani Türk sinemasındaki çok güzel hanımefendilerden birisi. Birazdan ona şey yaparım. Gelirim. Emily Blunt. Ya bu Bu da İngiliz abi. Elizabeth Hurley ile açtık. İngiliz. Aynen. Yani abi şey ne diyebilirim ki yani hani böyle bebek gibi güzel, Liv Tyler gibi güzel değil. Ama böyle kadınsı güzelliği olan, ki genelde hani böyle sarışın tipler falan çok kadınsı bulunmaz istisnalar hariç. Ama bu yani böyle havası var bu kadının. Var Ben çok var. beğeniyorum. Ben çok beğeniyorum yani hakikaten çok güzel bir kadın gibi geliyor bana. Belki de ufak tefek kusurlarıyla falan çok daha güzelleşiyor. Yani böyle çok kendine özgü bir halde güzel bir kadın. O ben çok beğendiğim bir kadın. Şeyi de seviyorum. Hani çok varsız filmlerde de oynadı ama iyi bir oyuncu aslında. Yani keşke daha iyi sinemalarda oynasa. Yani daha iyi filmlerde oynayabilse. Bence Evet. yetenekli bir kadın da aynı zamanda. Mary Poppins oynadı. Ondan sonra Scario'da oynadı. Bir korku film Sicario'da var. Sakın oynadı. ses yapma mı? Sakın ses çıkartma. Orada kocasıyla birlikte oynadı. Evli barklı Oppenheimer'da oynadı. Oppenheimer'ın oynadı. Evli barklı kadın Zafer abi demiş. Allah sahibine başlasın kardeşim ya. Bizim hiç Buradaki bildiğimiz yok. hiçbir kadına asılmıyorum çocuklar. Ben yani sadece güzel diyorum yani. O kadar. Yani Zafer abi senin sakalın var dese oradaki birileri aynı şeyi diyoruz. Başka bir şey demiyoruz yani. Çok güzel kadınlar. Evet ama beni bağlanmaz onların güzellikleri. Yani. Ama güzellerse güzel derim yani.
Zafer abi Latin kadınlar nerede? Gösterdik abi. Raquel Welch'i gösterdik. Daha ne yapalım? Evet. Raquel Welch'i gösterdik. Elizabeth Olsen. Bu en son şeyi Marvel'de. Bu işte Marvel'de falan. Bu çok... Yazık ettik yani Marvel'de. Evet yani ama şey yani hoş kadın. Yani hiç... O yüzden geçiyorum. Herkes evet, biliyor. Evet yani bu çok güzel bir kadın. Yani bu işte bir de günümüzden bu. Bir kadın yani. Evet arkadaşlar. Ya tanıyan kadın, var mı bakalım? Dur adını söyleyeceğim sana. Yani şeyde karşısına da şeyi yerleştiriyorsunuz. Guguk kuşunu da adet verdim bilgiyi. O Guguk kadar. Kuşundaki kadın Fletcher. Ne Fletcher'dı? Louis Fletcher. Şimdi buradaki arkadaşlar tabii hepsi çok genç olduğu için bu kadın yaşlı birisi abi falan diyecekler. Kafanızı kırarım. Hiçbir kadına yaşlı denilmez bir kere. Yaş almış denir. Bir. Evet. Bir. Artı yani bu kadın yani bu filmi ben çok kült bir filmi olduğu için ve benim de çok özel olarak sevdiğim bir film olduğu için o filmdeki sahnesinden bu resmi koydum ki çok başarılıydı. Zaten sanırım en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını aldı o sene. Aldı. Öyle hatırlıyorum ben. Çok şeydir böyle. Nasıl deyip böyle evin hanımı, anne, teyze gibi bir edası olan bir kadın normalde baktığı zaman. Hani evde işte ne bileyim bulaşık yıkayacak, çamaşır. Hani bizim böyle standart kadın dediğimiz ya da Amerika orta alt sınıftan bir kadın diyebildiğimiz görünüşüyle öyle ama oyunculuğuyla ve oyunculuğunu yaparken o şeyini gözlerini, mimiklerini ya da mimiksizliğini kullanmasıyla falan benim için çok fazla güzelleşen, çok estetik olarak çok büyüyen bir kadın. Bence çok güzel bir hanımefendi kendisi. Gençken de çok güzelmiş. Mesela Sally Field'ı ben buraya koymadım. Sally Field de güzel bir kadın değildir normalde. Hani güzel bir kadın değildir derken hani genelin çizdiği estetik kalıplara uyan bir kadın değildir. Ama gençliğinde falan çok güzel bir kadın. Benim için, bana göre. Abi bu filmde çok başkaydı hakikaten yani. Yani insan nefret ettiği bir şeye güzel evet, değildir. Yani bu filmde öyle. Nefret ediyorsun kadında. Yani ama oyunculuk böyle bir şey işte abi. Yani iyi yapınca hakkını verince başka bir şeye dönüşüyor. Vay be. Judy Foster. Kaçınılmaz güzellerden birisi. Yani. Abi Judy Foster tabii yani herhalde en büyük rolü oydu Hannibal değil mi? Tabii en popüler oldu o. Ben şeyi de çok severim. Taxi Driver'daki çocuk haliyle. Orada çok küçüktü o yüzden onu söyleyemedim. Yani hayır, şey rol olarak diyorum güzellik olarak demiyorum. Orada çocuktu zaten yani hakikaten çocuktu. 13 yaşında mıymış neymiş orada oynardı. Ya öyle bir şey. Ama hani o 13 yaşında bir çocuğun o kadar büyük bir filmde hiç ezilmeden De Niro'yla falan oynuyor olması çok evet. ilgi çekiciydi. Çok iyi bir oyunculuktu. Ben çok beğenirim oradaki oyunculuğunu. Ya bu da böyle şey yani nasıl diyeyim sert bir güzelliğe sahip. Yani çok sert bir kadın. Zaten hani cinsel tercihi olarak lezbiyendir kendisi. Hani hı hı. bunu da kendisi söyler. Hani erkeklerle bir şeyi yok böyle. İlgisi yok. Yok o manada. İşi yok. Hani birçok erkek şey yapıyordur. Hani buna yaklaşabilecek durumdaki erkekler tabii. O çevrenin erkekleri. Senin benim o kadar, o kadar güzel bir kadını nasıl biz kadınlara kaptırdık diye dövünüyorlardır muhtemelen. Sizin kazmalığınızdan olmuş. Bizim değil. Biz Türkiye'deydik. Yapabileceğimiz bir şey yoktu. Ama sizin kazmalığınız yüzünden gitti güzelim kadın. Ama güzel kadın abi. Yani işte kendine has olmak böyle bir şey abi. Kendine has kadın yani. Hızlı geçiyorum. Geç. Aba Rita Hayworth. Abi Rita Hayworth şey zaten. Shawshank'in aslında öyküsünün orijinal ismi Rita Hayworth and the Shawshank Redemption miydi? Öyle bir şey. Ha, öyle bir şeydi. Doğru. Yani aslında o öykünün ismi Rita Hayworth'la başlıyor. Ve şu anda IMDb'de yaklaşık 20 senedir herhalde dünyanın en çok sevilen filmi halinde. Shawshank Rita Hayworth'la ilgili zaten doğada şey de vardır. Vardı. Posteri vardır. Raquel Welch'in Rita Hayworth'un hatta şeyin de vardı bak. Ursula'nın da posteri vardı. Posterlerden biri de Ursula'nın da herhalde orada. Neyse. Rita Hayworth şey komple bir sanatçı. Müthiş bir aktör zaten. Aktrist. Çok güzel bir kadın. Aynı zamanda müthiş bir dansçı. Müthiş bir şarkıcı. Yani zaten onların döneminde
dans edemeyen, şarkı söyleyemeyen kişiyi yani aktör olsa, demiyorlar abi. Yok, aktör evet, demiyorlar. Yapacaklar yani, o işleri. Komple multi sanatçı bir kadın zaten. Çok uzun sürede şeyde yıldızlığını korumuş bir kadın. Yani şey de değil, öyle kısa bir dönem falan değil. Rita Hayworth çok uzun süre starlığını, yıldızlığını korumuş bir kadın. Çok Amerikalı bir güzel. Yani tip olarak falan anlıyorsun. Yani işte Doris Day Amerika'nın orta sınıfını temsil ederken sarışınlığıyla, Amerikalılığıyla falan. Rita Hayworth da daha şeyini, batısını temsil eden bir şey, hanımefendi. Ama şeydir, ya filmleriyle büyüyen kadınlardan diyeyim yani. Oynadığı her rolü iyi oynamış. Söylediği her şarkıyı iyi söylemiş. Bütün bunları yaparken de hem kendi dikkati tabii, hem genetik Allah vergisi diyelim, güzelliğiyle yani büyüleyici bir kadın yani hakikaten. Ben yanlış yani, hatırlamıyorsam çok Put the Blame on Me diye bir şarkı evet, söylüyordu. Çok harika orada bir şarkı. Muhteşem, muhteşem yani hakikaten sesi de çok şey yani. İç gıcıklayıcı, güzel de sesi olan kadın. Evet, Rita Hayworth hakikaten çok tepe yani. Şimdi abi geçeceğim ama bitmiyor liste. Hızlanıyorum. Tabii tabii geç. Ali Davalli. Bunu vallahi tanımıyorum. Ya bu işte 50'lerde ya da 40'larda birkaç filmde oynamış bir hanımefendi. Ben yani güzelliği yüzünden buraya şey yaptım, aldım. Yani benim de çok bildiğim bir kadın değil. Ama yani şey oldu, yani etkileyici geldi bana edasıyla falan. Hı-hı. Diğer fotoğraflarına falan baktığımda da. Hani benim de öyle çok bildiğim, üstüne konuşabileceğim bir kadın değil. 50'lerin yıldızlarından biriymiş. Çok uzun da sürmemiş muhtemelen şeyi. Ünü. Yani birkaç filmde oynayıp daha sonra bırakmış herhalde sinema sektörünü. Ama çok düzgün bir surata ama sahip bu, diye şey abi, örnek olsun diye koydum. Hakikaten yani portrede çok güzel çekilmiş. Hmm. Gözlere baksana. Tabii çok iyi seçilmiş. Yani kadraj çok iyi oturtulmuş. Evet. Işık çok iyi. Güzel. Çok güzel bir kadın bence. Yani dudaklar falan, çene çok çok güzel bir kadın. Geçtim. Geç geç. Abi bu kadın da arkadaş. Bir saniye. Vay. Vivian Leng. Vivian Lee diye mi okunur? Vivian Lee diye okunur. Leng mi diyoruz? Lee mi? Lee diye, Lee diye geçelim. Fatma Lirik. Fatma Lirik. Hedy Lamarr diyorlar abi buna. Öyle mi yoksa? Aa bu Hedy Lamarr. Bu Hedy Lamarr. Doğru doğru. Ben tanımıyorum. Hedy Lamarr bu. Tamam tamam, bu Hedy Lamarr. Doğru diyor arkadaşlar. Ha, Hedy Lamarr zaten şeydir böyle, benden daha büyük adamların, sinemayı izleyen adamları falan bir numaralı güzellik kıstaslarından biridir, bilirler. Çocuklar da sinemayla ilgiliyse, yaşı genç çocuklar falan, hani şey geçer mesela, Hollywood tarihinin en güzel kadınları denildiğinde Hedy Lamarr geçer zaten, adı vardır onların arasında. Abi bu kadının yüzündeki simetri sinir bozucu abi, bu kadar çizilmiş altın gibi olamaz sahip. Abi böyle bir şey yok yani, dudak dudağa bak, buruna bak, gözlere bak, kaşlara bak yani bu. Bu çok, çok kusursuz abi. Çok minimal bir ayrım var. Yani çok minimal bir ayrım var iki tarafta, sağ ve sol tarafta. O yüzden de ilginç bir kadın. Müthiş evet. Kadın. Yani hakikaten. Neden, çok çok güzel bir kadın. Hedy Lamarr hakikaten böyle istisnai güzellerimizden, yani insanlık tarihinin istisnai güzellerinden biri diyebiliriz. Bak başta söyledik, sonda geldi be. Kate Moss. Bu büyücü. Bu evet, ev sunlayıcı. Bunu bu konuşmaya gerek var mı abi? Bence gerek yok. Yok abi. Yani bu ev sunlu. Bu büyü yani. Böyle şey, eflatun bir duman yükseliyor. İçinde kayboluyorsun. Sonra gözünü açıyorsun. Cennettesin falan. Öyle bir kadın diyor. O yüzden hakikaten ya bu kadına söyleyecek buna bir şey yok abi. Bir şey denilemez. Yani bu kadına bir şey denilemez. Geçtim. Rachel Weisz. Abi sen de hakikaten kadını çirkin gösterebilecek en güzel fotoğrafı bulmuşsun ha. Rachel Weisz bu mudur Zafer abi? Abi işte bu kadar kötü bir fotoğraf, kadın gene güzel ya. Abi Rachel Weisz güzeldir ya. Çok güzel kadın. Konstantin'de büyük ablamızdır yani hakikaten. Evet. Ya şimdi bunun başka fotoğrafını bulmazsam haksızlık edecekmiş gibi oldum.
Ben burada başka bir fotoğraf bulacağım abi, dur. İnanılmaz Allah. Yakışıklı da bir kocası var. Allah öyle mi? Etsin. Tabii James Bond var ya, sarışın, onun eşi. Hadi canım. Ha. O tip sizde ne bulmuş? O tip sizde ne buldun sen ya? Ya işte gencecik kızları kandırıyorlar abi. Ağına düşürmüş ya kızı. Ağına şerefsiz. Düşürmüş. Ünlüyüm ben, Bond'um. Yok şeyliyim, Bond, James Bond demiş. Kızım o filmlerde falan diye uyaran da onun. O gerçekten kocasının İngiliz kraliyetinde çalışan özel ajan olduğunu zannediyorsam. Bond o senin yengen. Ya of. Çok güzel kadın abi. Çok güzel. Şeyde Yod'da da inanılmaz güzeldi. Babasını ziyarete geliyordu ya gençlikte. Hmm. Hatırlıyor musun? Şey mi diyorsun abi? Hangi film dedin? Yod var ya, gençlik filmi vardı. Evet ya. Evet evet abi. Orada. Yod'da tamam. Orada da inanılmaz güzeldi yani. Orada da müthiş güzel. Fountain'da da var abi. Fountain'da da. Mumya'da. Orada da bambaşka Mumya'da, bir performans. Mumya'da gençliği tabii. Bayağı genç orada. Abi yalnız hakikaten, evet buldum, dur. Şimdi hakkını yemeyelim. Şuradan bunu vereyim. Evet abi bak, Helen güzelliği. Kapıdaki düşman, bak Abdullah yazmış, evet orada evet, da çok güzeldi. Evet kapıdaki düşman da çok iyiydi. Ya kadın güzel yani. Kimileri yani normalden daha güzel oluyor işte, yapacak bir şey yok. Kimileri normalden daha yakışıklı oluyor, yapacak bir şey yok. Yani bu kadar insanın neden çok param olsun diye çabaladığını insan anlıyor yani. Ve çünkü para dünyanın en güzel makyaj malzemesidir. Maymuna ver, güzelleştir. Öyle Allah, doğru söylüyorsun abi. Oy. Dur bakalım. Şimdi döndüm. Ve şimdi Rachel Weisz'i... Hadi sonlara doğru yuvarlanıyoruz. Hadi bakalım. Aa, Robin Tunney. Yani bu şey... Neydi o dizi var bir tane? Prison Break'te oynadı. Prison Break, bir de şey vardı abi. Şu zombi filminde de vardı, dizisinde de ilk başlarda vardı herhalde. Mentalist'te. Bak ben yazdım. Mentalist'te mi? Şey bu, Mentalist'i tanıyorum bu kadını. Hmm. Şey, Dilek hiç beğenmiyor onun oyunculuğunu. Burada yani yalnız o... Mentalist'teki şeyinden çok farklı. Burada çok güzel çıkmış. Dawson's Creek yani... değil. Yani yok, ben şey, Mentalist'i başka bir şeyle karıştırdım. Tamam. Ama Mentalist'i oynuyor bu kadın. Başka ya bir dizi diyecektim. Ben, yani güzellik olarak beğendiğim bir kadın. Yani çok güzel bir kadın bence. Zafer abi, Ornella Muti'yi kaçırdı. Ornella Muti'yi koymadım. Ornella Muti'yi koymadım. Çünkü onu zaten söylemiştik. Arkadaşlar Google'lasın, baksınlar da Ornella Muti'ye. Yani yapacak bir şey yok. Ornella Muti'yi bilerek koymadım. Tamam. Bunu da bulduk. Devam ediyorum. Devam. Jessica Lange. Ya bu şeyde postacı kapıyı iki kere çalardı. İnanılmazdı. Yani Jack Nicholson'la beraber müthiş bir oyunculuktu. Çok da iyi filmdir. İzlemediyseniz izleyin film meraklıları. Şey, ilk King Kong'lardan birinde oynamıştı. King Kong'un evet işte abi, kaçırdığı kadın hikayesi falan. Ya çok şeydir böyle, kendine dönük bir güzelliği olan, çok duru bir güzelliği olan. Sarışın kadınlar arasında bir Sharon Stone'la karşılaştırılabilecek bir kadın bence. Sharon Stone'a çok benziyor bence şey olarak, bana hissettirdikleri olarak. Hmm. Yani hem böyle çok güzel hem de çok zeki hissettiriyor bana ikisi de. Belki zekasıyla güzelliği bir araya geldiği için bu kadar hoşuma gidiyor, bilmiyorum. Ama yani çok güzel kadın bence. Yani benim için çok güzel kadınlardan birisidir Jessica Lange. Bak Dilek ne demiş? Ayşe teyze tipi var bence. Salçalı ekmek verecek gibi diyor. Sen ne anlarsın Dilek be?
Geçtik. Geçtik. Lauren Bacall. Abi bu da hakikaten. Çeneye bak Allah aşkına. Ya yani şey yapılmış gibi işte. Yani sanki bir iyi bir heykeltıraş. Yontmuş gibi duruyor kadın. Yani şey değil böyle. Yani bir canlı kanlı biri değil de bal mumundan falan yapılmış birisi gibi. Yani özenle yapılmış gibi duruyor. Kimileri böyle duruyor işte. Bu da öyle duran ablalardan biri Lauren Bacall. Çok çok garip bir şey. Abi güzel bu kadın ya. Güzellik. Yani çok bir güzel. Lüks bir restorana güzelce giyinmiş, saçlar yapılmış bir şekilde girse bu kadınla herkes kadına bakar sonra sana bakar. Ulan bu herif nasıl tavladı bu kızı diye. Acayip bir şey. Fark etmez tipinin ne kadar güzel olduğunu. Her türlü ezik kalırsın yani bu kadının yanında. Son 5. Son 5. İyi bitsin artık. Ben de ne çok seçmişim ya. Hızlıca geçiyorum. Geçelim. Çolpan İlhan. Hadi bakalım. Bu da şey Çolpan İlhan hanımefendinin gençliği. Çolpan İlhan bence Türkiye'deki efsanevi güzel hanımlardan biri. Yani şey gençliği olarak hala da yaşına rağmen falan gerçi kaybettik herhalde onu geçen yıl mıydı neydi ama ya o yaşlılık zamanında bile o çok kendine has gerçekten. Edası hanımefendiliğiyle çok güzel bir kadındı. Ben de çok ben şeyi çok severim bir yani çok güzel bir kadındı Çolpan İlhan her zaman. Vallahi ne diyeyim sevgiyle anıyoruz kendisini hakikaten yani çok değerli bir insandı çok evet, önemli bir insandı. De. Evet. Rebecca Ferguson. En son Dune'dan hatırlarız. Dune'dan hatırlıyoruz. Şeyden hatırlıyoruz. Şeyin devamından hatırlıyoruz. Shining'in. Doktor evet. Uyku'da. Doktor Uyku'da. Doktor Sleep'te. Bir tane daha önemli filmi vardı bunun ya. Var var abi de şimdi aklıma var, gelmiyor. Var. Benim de aklıma gelmiyor. Ya bu şey... Yine Kızıl'dan yani, girip geçmişsin Kızıl, Zafer'e. Evet, Kızıl olduğu için artı biri var. Bir de şey, bu sakinlik gücü var bu kadının yani. Filmlerinde de öyle. Sakin bir edası var, soğukkanlı. Sakin duruyor falan. Ama şey, sakin duruyor ama resesif durmuyor, pasif durmuyor. Sadece sakin ve hakim duruyor. Böyle bir edası olan bir kadın. Ben çok beğeniyorum. Dune'da da çok beğenmiştim yani. Evet abi. Hem kadın olarak çok güzel bir kadın, hem de bence... Hiç fena bir oyuncu değil. Güzel, hem güzel kadın hem iyi bir oyuncu. Ben çok beğeniyorum yani bu kadını. Abi yorulduk hızlı geçiyorum. Evet evet. Vallahi hakikaten. Sophia Marceau. Sophia Marceau mu bu? Evet. Vay arkadaş. Ya bu işte patlarsam yanarsın diye patlamış 85'lerde falan bir filmi vardı. Çok hani şeydi Fransızların yeni Hollywood'a göndereceği kadın falan diye düşünülürdü o zaman. Ama o şey yapmadı. Hollywood'a gitmeyi falan tercih etmedi. 3-5 tane Fransız filminde oynamıştır. Abi ama ya gerçekten bu... burada da tanınmaz halde seçmişsin. Sophia Marceau çok güzel kadın ya. Evet çok güzel kadındır Sophia Marceau. Kate Blanchett'i arıyor gözlerimiz diyor. Abi Kate Blanchett artık... Kate Blanchett'i kasten koymadım yani zaten hani... Cate Blanchett'a defalarca övgüler yağdırdığım için her denk geldiğinde programlarda hani Cate Blanchett zaten hani hepimiz için çok güzel bir kadın. Evet. Yani onu o yüzden koymadım. Lena Headey. Ya bu da işte Game of Thrones'tan Kraliçe Cersei. Yani en çok tanınabileceğimiz herkesin. Herkes boydan biliyor abi bunu. Boydan biliyor. Ya bence çok güzel bir kadın. Yani buna ne diyeyim bilemiyorum. Yani benim kendi beğenime göre çok çekici, çok güzel bir kadın yani. Belki de yaşımız tutuyor bir gün bir dateleşiriz falan umuduyla mı seçtim acaba? Şu arkadaşlar Amerika'da olanınız yok mu? Şunu bir yaydırsak hani. Vay Zafer beni beğenmiş falan hani. Ne? İddialıyım diyorsun. Ha, körün taşı kelin başına denk gelir. Bir şey olur. Ne bileyim abi. Umut fakirin ekmeği. Ye Mehmet ye. Remains of the Day'de gençliği vardı diyor. Vallahi hatırlayamadım Remains of the Day'de ya Lena Headey'i. Neyi oynuyordu Zelia? Hangi şey? O şey küçük. Küçük. Şey sonradan gelen hamile gariban... olup kaçan kız mı?
Hizmetçi abi. Gariban ha. Hizmetçi kız değil miydi o? Ha işte, o muydu işte ya? Bak işte gariban gibi geliyor. Ha bahçıvanla kaçan kız. Ha tamam. Onu diyor. Tamam doğru. Doğru hatırlamışız o zaman. Abi hala hatırlamıyorum biliyor musun? Bak o karakter olabileceği aklıma yazmış ama o mu bilmiyorum. Vay be. Ulan bak şimdi bir daha izleteceksiniz bana filmi. Gerçekten hiç aklıma yazılmamış. Evet. Yani ben de hatırlamadım. Oradan hatırlamadım. Diane Keaton. Sakin güzellik bu da. Yani şey değil, abartılı değil. Hiçbir şey abartılı değil. Ne vücut abartılı, ne yüz abartılı. Herhangi bir abartısı yok. Ama çok sakin, çok duru bir güzellik. Bir de kadın, yani 1960'da çekilmiş bu fotoğraf. Şu anda hala büyük filmlerde oynuyor yani. Şeyin favori oyuncularından birisidir zaten. Woody Allen'ın, Diane Keaton. Şeyde oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Şeyin sevgilisi Diane Keaton mıydı? Al Pacino'nun Kolombiyalı'yı oynadığı filmde. Neyse karıştırıyor olabilirim. Vallahi hatırlamadım abi gerçekten. Karıştırıyor olabilirim neyse. Yani ben şeyi seviyorum. Yani bu kadının hem çok uzun süre başarılı olmasını hem de aşırı güzel olmamasını çok güzel buluyorum diye. Yani çok anormal derecede güzel olmamasını çok güzel buluyorum. Şeydi. Baba 2'de Michael Corleone'nin karısını oynuyordu. Tamam. Feanor doğru dedi. Şimdi de herkesten 10 bekliyorum. Buyurun. Bu da bizim kanalımızın medarı iftiharı. Evet, işte. Bütün ne derler seçtiğimiz kadınlar arasındaki en güzel kadın en sona koyduk. Hadi başkan iyisin. Onları aldın hadi bak. Yüzler evet. Binler. Sene 1962. Ya bak Dilek'e bak. Dilek haklı. Dilek haklı ya her zaman haklı. Vallahi hakikaten sonra Dilek'i koydum. Çünkü Zafer abimin seçkileri bitti. Ama Monica Bellucci'yi koymamışsın abi. Monica Bellucci çok belirgin olduğu için. Eva neydi? Green. Onu da Green. Koymadım. Yani var öyle hani çok herkes. Bir de şey hani çok günümüzden zaten herkesin bildiği değil de daha az bilinen hatunlar olsun, hanımefendiler olsun diye de şey yaptım. Dikkat ettim. Yoksa yani elbette yani Eva Green'de ne Johansson muydu? Neydi? Scarlett Johansson. Hı-hı. Falan. Hani bunların hepsi konulabilir. Uma Thurman konulabilir falan. Yani daha çok çıkar tabii. Çok güzel kadınlar. Vallahi arkadaşlar yemin ediyorum yani hakikaten 30'lardan 2000'lere kadar geldik. Yani arada mutlaka konuşup da koymadıklarımız var tabii. Mesela Marion Cotillard var. Onu evet, ben yazmıştım. Geri kalan hepsini doğru. Zaten Zafer abim koymuş. Ben vallahi buraya not aldım. Bir sürü bak. Rachel Weisz dedim koymuş. Monica Bellucci var. Son zamanlardan Angelina Jolie'yi mesela Margot Robbie'yi koymamış Zafer abi. Çünkü onlar yeni dönem. Onları yeni dönem onlar. Çok herkes tanıyor. Scarlett'i koydu. Penelope Cruz. Penelope Cruz'la Selma Hayek'i koymadım. Doğru. Evet onları koymamışsın. Ki ikisi de bence çok güzel kadınlar. İkisi de güzel kadın. Evet bence de. Sophia Loren zaten koymuş Zafer abi. Koymuştum. Brigitte Bardot yazmıştım. Onu da koymuş. Evet. Catherine Zeta-Jones var. Cate Blanchett, Liv Tyler, Lotur'dan. Hani onları kasti olarak koymadık. Koymadım. Zaten güzel olduklarını defalarca söylediğimiz için o kadınların hakikaten güzel kadınlar. Ondan sonra Audrey Hepburn. Onu koymuştun değil mi Zafer abi? Audrey'i mi koydun? Yok Audrey Hepburn'den bahsettim ama koymadım. Koymadım. Onu da koymadım. Evet. Türk başrollerimizin çoğunu ismini geçirdik ama geçirdik. Koymadık. Zaten benim listenin de %90'ı koymuşsun abi. Yani. Bir arada Türk versiyonu isteriz diyorlar. Valla bak elimden geldiğince usturuplu durmaya çalıştım. Çok az da araya girip konuşmamaya çalıştım. Yoksa bu iş bizim seyirci çünkü bir gözünü vurdu mu hakikaten sonunu alamayız diye ben efendi evet, durdum. Tehlikeli olur yani. Burada sadece moderatörlük yaptım. O yüzden yoksa çok
ucu kaçabilecek bir muhabbeti bence çok usturuplu, güzel bir şekilde tamamlamış olduk. Zafer abim tek tek de anlattı. Şimdi kimse bize şey diyemez. Söz verdiniz, yapmanız diyemez değil mi Zafer abi? Evet. Kadınlardan bahsediyor muyduk? Bahsettik işte. O güzel, bu güzel. Hangi filmde oynamış? Kimdir, nedir? Hangi dönemdedir? Hepsini söyledik. Daha ne? Yani bir kare kare klasiği olacak bir video oldu. Abi devam ya, bir yetmesin. Abicim ne yapalım? 200 tane oyuncu gösterdik. Daha ne yapalım ya? Allah aşkına ya. Baksana tam 1 saat 51 dakikada. Bir de Zafer abi konuşuyor. Ben hadi arada onu yapıyorum, bunu yapıyorum, geçiyorum, oraya giriyorum. Zafer abi 2 saattir konuşuyor. Adama da yazık. Ne diyorsunuz? Beğendiyseniz birleyin de görelim hakikaten iyi yayın oldu mu? Bizim de biraz morale ihtiyacımız var. Erkeklerden de bahsedeceğiz diye. Tabii canım bahsedeceğiz. Bu tipsiz, şu tipsiz. Bunun neresini beğeniyorlar falan diyeceğiz. Erkekler kısmında küfür dedi. Şerefsiz. Şunun tipe bak. Bütün yakışıklılardan nefret ediyorum. Pörtlek. Bu mu yakışıklı ya? Bu mu yakışıklı ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Vallahi erkek yapalım abi. Ama yarım saat yapalım. Yani böyle. Evet, tamam bak. Sonra da çirkindir ama iyi oyuncu olanları yapalım. Yok artık canım, normal gündemimize de erkekleri de yapalım. Hani Cem'in dediği gibi kısa bir süre, böyle değil. Hani o da şey olsun, adalet açısından sağlayalım yakışıklı erkekler falan hikayesini, ama ondan sonra normal günlerimize dönelim canım. Bu kadar kopmanın gereği yok yani, o güzel yani, bu güzel. Bir... Böyle bu çok özel bir yayındı yani. Evet, özel bir yayındı bu. Şimdi bu tabii ki adaleti bozmamak için erkekleri de yapacağız. Tabii uzun değil, onu kusura bakmayın yani. Kısa bir şey ya, bir yapacağız. Erkekten anlamayız yani. Bir erkekten ne kadar anlar bir erkek? Abi soracağız. Şimdi biz, siz bunun nesini beğeniyorsunuz kardeşim diyeceğiz. Ünlülerin bir kim olduğunu biliyoruz. Burada bir sürü hanım izleyicimiz var. Onlara soracağız. 10 dakika yeter. Bence de yeter de. Yarım saat yaparız hadi. Şey olmasın. Hakkı geçmesin. Şimdi biz de oturup da abi şu adamın da şu... ne yakışıklı ya diyecek halimiz yok. Kusura bakmayın. Bu saatten sonra. Dilek anlatacak. Yapabilir erkekleri. Tamam. Dilek yapsın. Tamam. Dilek yapabilir. Doğru. Vallahi ben dünden razıyım. Dilek seçsin. James Dean evet çok yakışıklıdır. Doğru. Yani James Dean hakikaten, Paul Newman çok yakışıklı adam. Yani ilk aklıma ikisi geliyor. Mickey Rourke gençliği inanılmaz yakışıklı bir adam. Evet. Doğru. Ben Keanu Reeves'i de beğenirim mesela. Keanu Reeves çok yakışıklı bir adam hakikaten öyle. Neyse şimdiden isimleri verip burada moralimizi bozmayalım. İkinci bizim büyük özel yayınımız, biliyorsunuz 100.000'de Zafer abiyle havuz yayını yapacağız. Havuz yayını yapacağız. OnlyFans açacağız. Parayı orada vuracağız yani. Yani zirvede bırakacağız değil mi Zafer abi? Zirvede. Parayı toplayıp kaçacağız. belli bir kısmını estetik ameliyat için kullanacağız. Tek akşamlık yayın olacak ama giriş kelle başı 50 bin olacak. 50 bin olacak. Öyle bedava yok arkadaşlar. Çünkü o bizi son görüşürüz olacak. Estetik kaç para biliyor musun? Evet. Tamam. Bence çok güzel yayın oldu. Vallahi güzel topladık bence. Zaten beğenmişsiniz de. Yeterli. Yeter de artar bile. Artık kimse başımızda şişiremez değil mi Zafer abi? Yapmadık. Evet yapmadık değil. Söz verdik yaptık çocuklar. Ama teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Sabrınız için. Haftaya görüşmek üzere. İyi geceler. İyi geceler herkese.